Levin yalnız kalınca büyük bir huzursuzluk doldurdu içini. Kitty'yi yeniden göreceği yaşamını onunkiyle bir daha ayrılmamak üzere birleştireceği devrisi sabaha dek olan zamanı bir an önce, çabucak yaşamış olmayı sabırsızlıkla istiyordu. Kitty'den ayrı geçireceği bu 14 saatten ölümden korkar gibi korkmaya başlamıştı. Yalnız kalmamak, zaman öldürmek için binleriyle olmak, konuşmak zorundaydı konuşmaktan en çok haz duyacağı insan Stepan Arkadievic'ti. Ama Stepan Arkadievic bir akşam toplantısına kendi öyle söylemişti. Aslında bale'ye gidiyordu, gitmişti. Levin mutlu olduğunu, onun sevdiğini, onun için yaptığını hiçbir zaman ömrünün sonuna dek unutmayacağını söyleyebilmişti ona ancak. Stepan Arkadievic'in gülümseyerek bakışı Levin'e onun bu duygusunu gerektiği gibi anladığını anlatmıştı. Stepan Arkadievich Levin'in elini içtenlikle, sevgiyle sıkarak, "E, ölmek zamanı değil artık sanırım." demişti. "Hayır," diye karşılık vermişti Levin. Onu yolcu ederken Darya Aleksandrovna da Levin'i kutlar gibi, "Kiti ile karşılaşmanıza çok sevindim," dedi. Eski dostlarının değerini bilmeli insan. Darya Aleksandrovna'nın bu sözleri hiç hoşuna gitmedi Levin'in. Dolibun'un bunun ne denli yüce onun için ulaşılmaz bir şey olduğunu anlayamazdı. Levin vedalaştı onlarla. Yalnız kalmamak için ağabeyinin peşine takıldı. Nereye gidiyorsun? Toplantıya. Ben de seninle gelsem olur mu? Sergey Ivanoviç gülümsedi. Niçin olmasın? Hadi gidelim, dedi. Neyin var senin bu akşam? Levin, benim mi? dedi. Mutluyum. Bindikleri arabanın penceresini indirirken ekledi. Dokunmaz ya sana. Havasızlıktan boğulacağım yoksa. Evet, mutluyum. Söyler misin, niçin evlenmedin sen şimdiye kadar? Sergei Ivanoviç gülümsedi. Sevindim buna, iyi bir kıza benziyor, diye başlamıştı. Levin ağabeyinin kürkünün yakasını tutup haykırdı. İyi bir kız deyimi son derece basitti, küçük düşürücüydü, onun duygularına çok ters düşüyordu. Sergi İvanoviç neşeyle gülümsedi. Çok seyrek gülerdi böyle. Neyse, dedi. Buna çok sevindiğimi söyleyebilirim hiç olmazsa. Yarın söyleyebilirsin. Yarın, hepsi o kadar. Hiçbir şey, hiçbir şey, yalnızca sessizlik. Yetmiş ikiyi Levin, ağabeyinin kürkünün yakasını bir kez daha kapadı. Seni çok seviyorum, diye ekledi. Evet, ne dedin, toplantıya gelebilir miyim ben de? Elbette. Levin, dudaklarında hep o gülümsemesi, bu akşam neden söz edeceksiniz? Diye sordu. Toplantıya geldiler. Levin, sekreterin tutanağı kekeleyerek, besbelli, okuduğunu kendi de anlamadan okuyuşunu dinliyordu ama sekreterin yüzünden onun ne iyi yürekli, sevimli, değerli bir insan olduğunu görüyordu. Tutanağı okurken heyecanlanmasından, kızarıp bozarmasından belliydi bu. Sonra konuşmalar başladı. Bir takım ödeneklerin kesilmesi, bir takım boruların döşenmesi konusunu tartışıyorlardı. Sergei Ivanoviç iki üyeyi iyice hırpaladı. Muzaffer bir tavırla uzun uzun bir şeyler anlattı. Öteki üyede, önündeki kağıda bir şeyler yazdıktan sonra önceleri ürkek konuşmaya başladı. Giderek açılıp Sergei Ivanoviç'e iğneli ama kibar bir yanıt verdi. Daha sonra Sivyarski, o da oradaydı, güzel, soylu bir konuşma yaptı. Levin onları dinliyor, bu ödenek kelimesinin de, bu soruların da, bunların hiçbirinin gerçek olmadığını, üyelerin aslında birbirlerine hiç kızmadıklarını, hepsinin de iyi yürekli, soylu insanlar olduklarını, birbirleriyle çok iyi geçindiklerini düşünüyordu. Hiç kimseye engel oldukları yoktu. Hepsinin keyfi yerindeydi. Levin, bugün bu insanların hepsinin ruhunu okuyabildiğine, eskiden fark edemediği bir takım küçük belirtilerden her birini gerçek yönleriyle tanıdığına, hepsinin de iyi insanlar olduğunu açık seçik görebildiğine şaşıyordu özellikle onu, Levin'i e aşırı derecede seviyorlardı bugün. Onunla konuşmalarından, tanımadıklarının bile ona içtenlikle, sevgiyle bakışlarından belliydi bu. Sergey Ivanoviç, e nasıl, hoşuna gitti mi? diye sordu. Hem de çok. Toplantılarınızın böylesine ilginç, güzel, hoş olduğunu sanmıyordum. Sivyarski geldi Levin'in yanına evine çay içmeye davet etti onu. Levin, Sivyaski'ye eskiden niçin beğenmediğini, ondan ne beklediğini anlayamıyordu bir türlü, anımsayamıyordu. Kafası çalışan, çok iyi yürekli bir insandı. Seve seve geleceğim size çay içmeye, dedi. Karısını, baldızını sordu Sivyaski'ye, Belleğin de baldızı üzerine düşüncesiyle evlilik düşüncesi arasında bir bağıntı olduğu için tuhaf bir çağrışımla mutluluğunu Sviyaskinin karısıyla baldızından daha iyi hiç kimseye anlatamazmış gibi geldi ona. Onlarla görüşeceğine seviniyordu şimdi. Sviyasky Levine köydeki işlerini sordu. Her zamanki gibi Avrupa'da bulunmamış bir şeyin bizde de bulunamayacağı görüşünü savunuyordu gene. Ama Levin'i hiç kızdırmıyordu bu şimdi. Tam tersine Sivyaski'nin insanı şaşırtan bir yumuşak başlılık, bir incelikle haklı olduğunu söylemekten kaçındığını görüyordu. Sivyaski'nin karısıyla baldızı pek sevimliydiler. Her şeyi biliyorlar, onun duygularına katılıyorlar ama sırf kibarlıklarından bunu söylemiyorlar diye düşünüyordu Levin. Çeşitli şeylerden söz ederek saatlerce oturdu onlarla ruhunu dolduran heyecanı vardı yalnızca aklında. Ev sahiplerinin canını sıktığını, uyku zamanlarının çoktan gelip geçtiğini fark etmiyordu. Sivyarski esneyerek antreye kadar geçirdi onu. Arkadaşının ruhsal durumuna şaşmıştı. Saat biri geçiyordu. Levin otele döndü. Geri kalan on saati, içindeki sabırsızlığıyla baş başa, nasıl geçireceği düşüncesi korkutuyordu onu. Uyumayan gece nöbetçisi uşak, mumları yaktı ona, çıkmak istedi. Ama Levin durdurdu onu. Levin'in şimdiye dek dikkatini çekmemiş bu uşak Yegor'da adı meğer çok zeki, iyi, en önemlisi de temiz yürekli bir insanmış. E Yegor, gece uyumamak zor oluyor mu? Elden ne gelir efendim? Bizim işimiz de bu.'' Evlerde çalışmak daha rahattır ama buranın da kazancı çok. Yegor bir aile babası olduğunu, üç oğluyla terzilik eden bir kızı olduğunu, kızını bir saraç dükkanında tezgahtar olan bir gence vermek istediğini anlattı. Levin bunun üzerine bu konuda ne düşündüğünü anlattı Yegor'a. Evlilikte en önemli olanın aşk olduğunu, sevdikten sonra insanın mutlu olacağını, çünkü mutluluğun insanın kendi içinde bulunduğunu söyledi. Yegor dikkatle dinledi Levin'in anlattıklarını. Onun düşüncelerini bütünüyle anladığı belliydi. Ama onun söylediklerini doğrulamak amacıyla Levin'in hiç beklemediği şeylerden söz etti. İyi beylerin yanında çalışırken hoşnuttu her zaman beylerinden. Şimdi ise efendisi bir Fransız olmasına karşın çok hoşnuttu. "Çok iyi bir insan bu," diye geçirdi içinden Levin. "E ya sen Yegor?" Evlenirken seviyor muydun karını? Sevmez olur muyum? dedi Yegor. Levin, Yegor'un da heyecanlı olduğunu, duygularını Levin'e açmak istediğini hissetti. Esnemenin insandan insana geçtiği gibi, Levin'in heyecanı da ona geçmiş olacak, gözlerinin içi parlıyordu. "Benim yaşamımda pek tuhaftır," diye başladı. "Ben daha küçükken ama tam o anda zil sesi duyuldu. Yegor gitti, Levin yalnız kaldı. Stepan Arkadievich'in verdiği yemekte hemen hiçbir şey yememişti. Sviyazsk'lerde çay da içmemiş, getirilen yemekten de yememişti. Yemek düşünecek durumu yoktu şimdi. Bir önceki gece hiç uyuyamamıştı. Ama uykuyu da düşünemiyordu. Odası serindi ama sıcaktan patlayacak gibi oluyordu pencerenin iki kanadını da açıp önündeki masanın üzerine oturdu. Karla örtülü bir damın ötesinde zincir oymalı bir haç, onun üstünde sarımtırak ışıklı kapelle yıldızıyla arabacı takım yıldızı üçgeni görünüyordu. Levin K.H. haça, K.H. yıldıza bakıyor, düzenli bir akınla odaya dolan temiz, soğuk havayı içine çekiyor, düşteymiş gibi, belleğinde canlanan yüzleri, anıları izliyordu saat dörde doğru koridorda ayak sesleri duydu. Kapısını açıp baktı. Kumarcı Miyaskin kulüpten dönüyordu. Tanışıyordu onunla Levin. Yüzü asık, kaşları çatıktı Miyaskin'in. Öksürüyordu. Levin, zavallı, diye geçirdi içinden. Bu adama duyduğu sevgiden, acımadan gözleri yaşarmıştı. Onunla konuşmak, onu avutmak istiyordu ama üzerinde bir gömlek olduğunu anımsayınca vazgeçti. Soğuk havayı gene ciğerlerine doldurmak, bu sessiz, ama onun için büyük anlamı olan görkemli haçı, ta yukarılardaki parlak sarı yıldızı seyretmek için pencerenin önündeki masanın üzerine oturdu gene. Saat altıdan sonra yer silicilerinin gürültüsü başladı. Bir kilisenin çan sesi duyuldu. Levin üşümeye başladığını ancak o zaman hissetti. Pencereyi kapadı, yıkandı, giyindi, sokağa çıktı. 15 sokaklarda kimsecikler yoktu henüz. Levin, Şeçerbatskilerin evine gitti. Büyük kapı kapalıydı. Herkes uykudaydı. Otele geri döndü, odasına çıktı, kahve söyledi. Gündüzcü uşak Yegor değişmişti, getirdi ona kahvesini. Levin konuşmak istedi onunla. Ama zilin sesi duyuldu gene, uşağı çağırıyorlardı gitti uşak. Levin kahvesini içmeyi denedi, ağzına bir parça ekmek koydu. Ama ağzı ekmeği ne yapacağını bilmiyordu. Çıkardı ağzından ekmeği, paltosunu giyip sokağa çıktı gene. Çeçerbatskilerin kapısına ikinci kez geldiğinde saat dokuzu geçiyordu. Ev halkı yeni kalkmıştı. Aşçı erzak almaya gidiyordu en azından iki saat daha geçirmesi gerekiyordu Levin'in. Bütün gece ve sabah kendinde değildi. Maddesel yaşamın koşullarının bütünüyle dışında hissediyordu kendini. Bütün gün bir şey yememiş, iki gece uyumamış, birkaç saat bir gömlekle soğukta oturmuştu. Ama her zamankinden daha dinç, daha sağlıklı hissediyordu kendini. Bedeninden apayrı, bağımsız olduğunu da hissediyordu. Kaslarını zorlamadan yürüyor, her şeyi yapacak güçte hissediyordu kendini. Gerekirse uçabileceğine ya da şu evin duvarını bir omuzda yıkabileceğine kesin inancı vardı. Kalan iki saati doldurmak için sokaklarda dolaştı. İkide bir saatine bakıyor, çevresini seyrediyordu. O sabah gördüklerini bir daha hiç görmedi ömründe. Özellikle okula giden çocuklar, çatılardan uçarak kaldırıma inen kül rengi güvercinler, görünmeyen bir elin sergilediği, una bulanmış ekmekler çok duygulandırmıştı onu. Bu ekmekler, güvercinler, bu iki çocuk göksel yaratıklardı. Her şey bir anda olup bitmişti. Çocuk, güvercinin yanına koşmuş, gülümseyerek levine bakmıştı. Güvercin kanatlarını çırpmış uçuşan kar taneciklerinin arasında, güneşte parlayarak havalanmıştı. Açık bir pencereden, fırından yeni çıkmış ekmek kokusu gelmiş, nar gibi kızarmış ekmekler dizilmişti sergiye. Bütün bunların hep bir arada öylesine olağanüstü bir güzelliği vardı ki, Levin gülümsedi, sevincinden ağlamaya başladı. Gazete sokağı ile Kislovka'dan dolanarak otele döndü gene, saatini önüne koyup 12'yi beklemeye koyuldu. Yandaki odada makinelerden, bir dolandırıcılık olayından söz ediliyordu. Uykudan yeni uyanmış gibi öksürüyorlardı saatin 12'ye yaklaştığının farkında değildiler. Saatin akrebi 12'ye iyice yaklaşmıştı. Levin dışarı çıktı. Arabacılar besbelli her şeyi biliyorlardı. Güleç mutlu yüzlerle aldılar çevresini hemen aralarında tartışarak hizmetine koştular. Levin öteki arabacıları gücendirmemeye çalışarak başka zamanda onlarla gideceğine söz verip tuttu birini Çeçerbatskilere çekmesini söyledi arabacıya kaftanının dışına taşan güçlü, kırmızı, kalın ensesini saran gömleğinin beyaz yakalığı pek yakışmıştı. Arabacının kızağı yüksek, çok güzel, sağlamdı. Levin bindiği kızaklar içinde böylesine güzelini görmedi bir daha. At da pek bir iyiydi, koşmaya çalışıyor ama olduğu yerde duruyordu sanki, gitmiyordu. Arabacı Şeçerbatskilerin evini biliyordu. Müşterisine büyük bir saygıyla dirseklerini kaldırarak atı, hop deyip merdivenin dibinde durdurdu. Çeçerbatskilerin kapıcısı da biliyordu her şeyi yüzde yüz. Gözlerinin içindeki gülümseyişten de, şöyle demesinden de belliydi bu, çoktandır gelmiyordunuz bize Konstantin Dimitriyeviç. Kapıcı her şeyi bilmekle kalmıyordu yalnızca onu gördüğüne seviniyor, sevincini gizlemeye de çalışmıyordu. Levin onun yaşlılık okunan sevimli gözlerine bakınca mutluluğunda yeni bir şey daha hissetmişti. Kalktılar mı? Buyurunuz. Kapıcı Levin'in şapkasını almak için döndüğünü görünce gülümseyerek "Burada kalsın efendim." dedi. Bunun bir anlamı olmalıydı. Koşarak gelen uşak, "Geldiğinizi kime haber vermemi emredersiniz?" diye sordu. Gerçi genç, yeni bir uşaktı bu, pek de züppeydi ama çok iyi yürekli, temiz bir insan olduğu belliydi. Her şeyi de anlıyordu. Levin, prensese, prense, küçük prensese, dedi. Ev halkından ilk gördüğü matmazel linon oldu. Salondan geçiyordu. Bukleleri de, yüzü de pırıl pırıldı. Levin onunla konuşmaya yeni başlamıştı ki, kapının dışında bir giysi hışırtısı duyuldu. Matmazel Linon bir anda silindi Levin'in gözünden. Mutluluğunun yakınlığı korkulu bir sevinçle doldurmuştu içini. Matmazel Linon, Levin'i yalnız bırakıp hızlı adımlarla öteki kapıya yürümüştü. O dışarı çıkar çıkmaz yumuşacık, çabuk ayak sesleri duyuldu parkede. Sonra Levin'in mutluluğu, dünyası, onun kendinden bile çok değer verdiği, öylesine uzun süre aradığı, özlediği şey ona uçarcasına yaklaşmaya başladı. Kiti yürümüyordu sanki, görünmez bir güç Levine yaklaştırıyordu onu. Levin, yüreğini dolduran sevincin korkusu okunan aydınlık, içten bir çift göz görüyordu yalnızca. Bu bir çift göz, içindeki aşkın parlaklığıyla Levin'in gözlerini kamaştırarak yaklaştıkça yaklaşıyordu. Gelip Levin'in yanında durdu Kiti, dokundu ona. Elleri havaya kalktı, Levin'in omuzlarına indi yapabileceği her şeyi yapmıştı kiti, koşarak gelmişti, ürkek. Ama sevinçle iyice yaklaştı ona. Levin kucakladı onu, öpüşünü arayan dudaklarına bastırdı dudaklarını. Kiti de uyumamıştı bütün gece. Sabahtan beri onu bekliyordu. Annesiyle babası gençlerin kararını hemen onaylamışlar, kızlarının mutluluğuyla mutlu olmuşlardı. Kiti, Levin'i bekliyordu mutluluklarını Levin'e o müjdelemek istiyordu. Onu yalnız karşılamaya hazırlanmıştı. Bu düşünce ona sevinç veriyordu. Ama aynı zamanda korkuyor, çekiniyor, o anda nasıl hareket edeceğini bilemiyordu. Levin'in ayak seslerini, sesini duymuş, Matmazel gitmesini kapının dışında beklemişti. Gitmişti Matmazel Hiçbir şey düşünmeden, kendine hiçbir şey sormadan yaklaşmıştı Levin'e. Kollarına bırakmıştı kendini. Levin'in elinden tutup, anneme gidelim. Dedi. Levin uzun süre bir şey söylemedi. Bunun nedeni, duygularının yüceliğini sözcüklerle bozmak korkusu olduğu kadar, bir şey söylemeye kalkıştığı zaman mutluluk gözyaşlarının boşanacağını hissetmesiydi. Kitty'nin elini dudaklarına götürüp öptü. Neden sonra boğuk bir sesle? Sahi gerçek mi bu? Dedi. Senin beni sevdiğine inanmıyorum. Kitty, Levin'in ona sen demesine, bir de ona bakışındaki ürkekliğe gülümsedi. Tane tane konuşarak, anlamlı, evet, dedi. Öylesine mutluyum ki. Levin'in elini bırakmadan konuk odasına götürdü onu. Onları görünce sık sık solumaya başladı prenses hemen ağlamaya başladı. Sonra gülümsedi. Levi'nin hiç beklemediği bir canlılıkla koşarak geldiği yanlarına, Levi'nin başını kollarının arasına alıp alnından öptü. Yanaklarını gözyaşlarıyla ıslattı. Her şey bitti artık. Çok mutluyum. Sev kızımı. Çok mutluyum. Kiti. Yaşlı prens ilgisiz görünmeye çalışarak, ama gözlerinin nemli olduğunu fark etmişti Levin. "Çabuk bitirmişsiniz işi." dedi. Levin'i kolundan tutup kendine çekti. "Çoktan beri bunu istiyordum." diye ekledi. "Her zaman tek istediğim buydu." "Şu aklı havalarda kızın o zaman saçma." Kitty babasının ağzını kapadı eliyle. "Babacığım." diye haykırdı. "Yaşlı prens, peki, peki bir şey söylemeyeceğim." dedi. Çok sevindim buna, çok se. Ah ne aptalım. Kitty'yi kucakladı. Yüzünü, elini öptü. Sonra bir kez daha öptü yüzünü. Haç çıkararak kutsadı onu. Kitty'nin, babasının etli elini öylesine sevgiyle uzun uzun öpüşünü görünce, eskiden ona yabancı olan yaşlı prense karşı Levin'in içine yepyeni bir sevgi dolmuştu. Prenses hiç konuşmadan koltukta oturuyor, gülümsüyordu. Prens de yanına oturdu. Kiti babasının elini hala bırakmamış, onun koltuğunun yanında ayakta duruyordu. Hepsi susuyordu. Her şeyin adını önce prenses koydu. Duygularını, düşüncelerini önce o günlük sorular olarak attı ortaya. Bu ilk anda herkese aynı ölçüde tuhaf, acı verici gelmişti. Ne zaman? Söz kesme duasının yapılması, durumun açıklanması gerek. Peki düğün ne zaman olacak? Bu konuda sen ne düşünüyorsun Aleksandr? Yaşlı prens Levin'i gösterdi. Ona sor, dedi. Burada karar verecek olan odur. Levin kulaklarına kadar kızararak, "Ne zaman mı?" dedi. "Yarın." bana sorarsanız, söz kesme duasını hemen bugün yapın, yarın da düğün olsun. Bırak deliliği Monşer. Öyleyse bir hafta sonra. Gerçekten deli bu. Peki ama neden? Prenses, Levin'in bu aceleciliğine sevinçle gülümseyerek, insaf. Dedi. Çeyiz ne olacak? Levin dehşetle, de, çeyiz de, o bir sürü işte, söz kesme duası da, öteki şeyler de bozabilir mi benim mutluluğumu? Diye geçirdiği içinden. Hayır, hiçbir şey bozamaz. Kitty'ye baktı, çeyiz işinin onu hiç gücendirmediğini gördü. Demek gerekli bir şey bu. Özür diledikten sonra, bu konuda bir şey bilmiyorum, dedi. İstediğimi söyledim yalnızca. Neyse, biz düşünürüz. Şimdi söz kesme duasını yapar, durumu açıklarız. Burası böyle. Prenses kocasına yaklaştı, öptü onu, gitmek istedi. Rens tuttu onu, kucakladı, genç bir aşık gibi birkaç kez sevgiyle gülümseyerek öptü. İhtiyarlar bir an şaşırmışlardı besbelli. Onlar mı birbirine yeniden aşık olmuşlardı, yoksa aşık olan kızları mıydı, iyice bilmiyorlardı. Prens ve prenses çıkınca Levin nişanlısının yanına gitti, elinden tuttu. Kendini toparlamıştı artık konuşabilirdi. Söyleyecek çok şeyi de vardı Kiti'ye. Ama söylenmesi gerekenden bambaşka şeyler söyledi. Nasıl biliyordum böyle olacağını? Hiçbir zaman umutlanmadım, ama hep bir inanç vardı içimde. Bunun alın yazımız, kaderimiz olduğuna inanıyorum. Ya ben, dedi Kiti. O zaman bile bir an sustu, kararlı, içten bakışlarını Levi'nin yüzüne doğrultarak sürdürdü konuşmasını. Mutluluğumu teptiğim zaman bile inanıyordum buna. Her zaman sizi sevdim. Kapılmıştım işte. Şunu söylemeliyim ki. Unutabilecek misiniz bunu? Böylesi daha iyi oldu belki. Benim çok şeyimi bağışlamalısınız. Size anlatmak zorundayım. Levin'in Kitty'e söylemeye karar verdiği şeylerden biriydi bu. Tabaş'ta iki şeyi açıklamaya kararlıydı ona, onun kadar temiz bir insan olmadığını, bir de Tanrı'ya inanmadığını. Çok güç bir şeydi bu, ama bu iki şeyi Kitty'e söylemek zorunda olduğuna inanıyordu. Hayır, şimdi değil, sonra. Dedi. Pekala, sonra, ama kesin söyleyeceksiniz. Hiçbir şeyden korkmuyorum her şeyi bilmektir benim için gerekli olan. Şimdi bitti artık. Levin tamamladı Kitty'nin sözünü, nasılsam beni öyle kabul ettiğiniz, vazgeçemeyeceğiniz anlamında mı bitti? Evet mi? Evet, evet. Konuşmaları sevgili öğrencisini yapmacık olsa bile kibarca gülümseyerek kutlamaya gelen Matmazel Lino'nun içeri girmesiyle kesildi. O daha çıkmamıştı ki, hizmetçiler kutlamaya geldiler sonra akrabalar sökün etti. Dünün devrisi gününe dek Levin'in kurtulamadığı o mutlu karışıklık başladı. Levin için rahatsız edici bir durumdu bu. Canı sıkılıyordu. Ama mutluluk gerilimi yükselerek sürüyordu. Kendisinden çok şeyin istendiğini hissediyordu sürekli. Bilmediği şeyleri istiyorlardı ondan. Ama söylenen her şeyi yapıyor, bu da onu mutlu ediyordu. Onun nişanlılığının öteki nişanlılıklara hiç benzemeyeceğini, alışılmış nişanlılık koşullarının onun büyük mutluluğunu bozacağını sanıyordu. Ama sonunda öyle oldu ki, başkalarının yaptığını yaptı o da, ama bu, onun mutluluğunu daha da artırdı, yüceltti, eşsiz bir mutluluk yaptı. Matmazel Linon, şimdi şekerleme yiyeceğiz, diyordu. Levin şekerleme almaya koşuyordu. Siviyajski, Doğrusu çok sevindim. Çiçeği fomine yaptırmanızı salık veririm, demişti. Çiçek mi yaptırmak gerek? Diye sormuştu Levin. Doğru fomine gitmişti. Abi bir yerden borç para alması gerektiğini, çünkü birçok masrafın çıkacağını, armanlar alacağını söylemişti. Arman mı? Demişti Levin. Fulde'nin yanında almıştı soluğu. Şekercide de, fominde de, fuldede de, de onu beklediklerini, sevinçle karşıladıklarını, onun mutluluğunun onlara bu son günlerde karşılaştığı herkese olduğu gibi kıvanç verdiğini görüyordu. Olağanüstü olan da şuydu, herkes sevmekle kalmıyordu onu, eskiden ona karşı soğuk, ilgisiz olan kimseler bile hayranlıkla boyun eğiyorlardı her dediğine, duygusuna saygı duyuyor, Nişanlısı her türlü kusursuzluğun üstünde olduğu için dünyanın en mutlu insanının olduğu görüşünü paylaşıyorlardı. Kitty de aynı şeyleri hissediyordu. Kontes Northstone, gönlünün Kitty için daha iyi bir kısmet istediğini çıtlatacak kadar ileri gidince Kitty öylesine sinirlenmiş, dünyada Levin'den daha iyi bir insanın olamayacağını öylesine kesinlikle kanıtlamıştı ki ona, Kontes Northstone bunu onaylamak zorunda kalmıştı. Kitty'nin yanında Levin'e hayranlıkla bakarak gülümsüyordu artık. Levin'in Kitty'ye söz verdiği açıklama o günlerin üzüntülü tek olayıydı. Levin yaşlı prense akıl danışıp ondan izin aldıktan sonra, ona acı veren şeyin yazılı olduğu günlüğünü Kitty'ye verdi. Bu günlüğü zamanında, gelecekteki nişanlısını göz önünde bulundurarak tutmuştu. İki şey acı veriyordu ona, geçmişinin temiz olmayışıyla, Tanrı'ya inanmaması onun bu itirafı Kiti'yi pek etkilememişti. Dinine bağlıydı Kiti, dinin gerçeklerinden hiçbir zaman kuşku duymamıştı ama Levi'nin dışta kalan dinsizliği ona hiç mi hiç dokunmamıştı. Sevgiyle bütün ruhunu öğrenmişti Levi'nin, bulmak istediği şeyi de bulmuştu orada. Ama bu çeşit bir ruhsal duruma dinsizlik denirmiş, bu ilgilendirmiyordu onu. Levi'nin öteki itirafı acı acı ağlattı Kiti'yi günlüğünü Kiti'ye vermek için az cenkleşmemişti kendi kendiyle Levin. Kitty ile arasında gizli hiçbir şeyin kalmayacağını, kalmaması gerektiğini bildiği için günlüğünü vermesinin gerektiğine karar vermişti. Ama bunun Kitty'yi nasıl etkileyeceğini hiç düşünmemiş, kendini onun yerine koymamıştı. Ancak o akşam, tiyatroya gidecekleri akşam, Şeçerbatskilerin evine gelip de Kiti'nin odasına girdiğinde onun, kendisinin neden olduğu o olmaz acının okunduğu, ağlamaktan şişmiş, sevimli yüzünü görünce onun yüz kızartıcı geçmişiyle kitinin gök mavisi temizliğini birbirinden ayıran o derin uçurumu anladı, yaptığı ona dehşet verdi. Kiti önünde masanın üstünde duran defteri iterek, alın, alın şu korkunç şeyleri. Dedi. Niçin verdiniz bunları bana? Levi'nin umutsuzluk okunan yüzüne bakınca acıdı ona. Hayır, aslında böylesi daha iyi oldu. Ama korkunç bir şey bu, korkunç. Levin başını önüne eğdi, bir şey söylemedi. Konuşmuyordu. Neden sonra, bağışlamayacaksınız beni, diye fısıldadı. Hayır, bağışladım. Ama korkunç bir şey bu. Ama Levin'in mutluluğu öylesine büyüktü ki, bu itiraf bozmamıştı bu mutluluğu, yalnızca bir çeşnik atmıştı ona. Kiti bağışlamıştı Levin'i. Ama o günden sonra Levin kendini daha az değer görmeye başlamıştı Kitiye. Ruhsal yönden onun önünde daha eğilmeye, hakkı olmayan mutluluğunu gözünde daha yüceltmeye başlamıştı. Alexey Aleksandrovic yemekte ve yemekten sonra konuşulanların izlenimlerini elinde olmadan belliğinden geçirerek yalnız odasına dönüyordu. Darya Aleksandrovna'nın karısını bağışlaması üzerine söyledikleri canını sıkıyordu. Hristiyanlık yasalarının bu durumda uygulanıp uygulanamayacağı sorunuysa, öyle ayaküstü konuşulamayacak kadar önemli bir sorundu. Hem Aleksi Aleksandroviç bu sorunu olumsuz biçimde çözümleyeli çok oluyordu. Konuşulanların içinde en çok iyi yürekli Trotsin budalasının sözleri yer etmişti belleğinde. Erkekçe davranmış, düelloya çağırıp öldürmüş. Herkesin bu görüşe katıldığı belliydi ama nezaketinden hiç kimse açığa vurmamıştı düşüncesini. Alexei Aleksandrovic zaten bitmiştir bu iş, düşünecek bir şey yok, diye mırıldandı. Sonra çıkacağı yolculuğu, denetleme işlerini düşünerek odasına girdi. Arkasından gelen kapıcıya uşağının nerede olduğunu sordu. Kapıcı, uşağın biraz önce çıktığını söyledi. Alexei Aleksandrovic çay istedi, masaya oturdu, Forumu 73 çıkarıp gezisinde izleyeceği yolu incelemeye koyuldu. Dönen uşak odaya girerken, iki telgrafınız var efendim, dedi. Çok affedersiniz, yeni çıkmıştım. Alexi Aleksandrovich telgrafları açtı. Birinci telgrafta, Karenin'in atanmak istediği göreve stremofun atandığı haberi vardı. Alexi Aleksandrovich yere fırlattı telgrafı yüzü kıpkırmızı olmuştu. Kalkıp odanın içinde dolaşmaya başladı. O.S. Vult perdere demantat 74 diye mırıldandı kendi kendine. Kuos derken Stremov'u bu göreve atayanları anlatıyordu. Ona dokunan, bu göreve kendisinin atanmamış olması, onu es geçmeleri değildi. Şu geveze, laf ebesi Stremov'un bu göreve herkesten daha az değer olduğunu nasıl olup da göremediklerine ermiyordu aklı buna şaşıyordu. Bu atamayla onların kendi kendilerini, prestijlerini yok ettiklerini nasıl görememişlerdi. İkinci telgrafı açarken sinirli sinirli, bu da öteki gibi bir şeydir, diye söylendi. Telgraf karısındandı. Gözüne ilk çarpan, alttaki, mavi kalemle yazılmış, Anna olmuştu. Okudu, ölüyorum, yalvarırım hemen gelin. Beni bağışlarsanız daha rahat öleceğim. Alexey Alexandrovich'in dudaklarında küçümser bir gülümseme belirdi. Telgrafı yere attı. Bunun bir oyun, kurnazca düzenlenmiş bir numara olduğundan kuşkusu yoktu. Başvurmamak için bir an kararsızlığa kapılacağı oyun yoktur onun. Her şey beklenir ondan. Doğum yapacak. Gebeliğin verdiği rahatsızlık olsa gerek. Ama amaçları nedir acaba? çocuğu benim üzerime yazdırıp onurumu bir paralık etmek, boşanmayı engellemek mi? Ama söylenen bir şey var telgrafta, ölüyorum. Alexey Aleksandrovic bir kez daha okudu telgrafı. Orada yazılanların açık anlamı birden şaşırttı onu. Ya doğruysa, diye geçirdi içinden. Ya ölüme yakın olduğu, acı çektiği şu anda pişmanlık duyduğu gerçekse. Ben bunu bir oyun sanıp gitmiyorsam. Yalnızca gaddarlık olmaz bu. Herkes beni suçlar sonra. Ama aptallık olacak bu yaptığım. Uşa, Piotr dedi. Bir araba çevir. Petersburg'a dönüyorum. Petersburg'a gitmeye, karısını görmeye karar vermişti. Ananın hastalığı numaraysa hiçbir şey söylemeden dönecekti. Anayı ölüm döşeğinde bulur, ölmeden önce onu görmek istediğini anlarsa bağışlayacaktı onu geç kalırsa, ona karşı son ödevini yerine getirecekti. Yol boyunca ne yapması gerektiğini düşündü. Alexey Aleksandrovich, bütün gece süren tren yolculuğunun verdiği yorgunluk, pislik duygusuyla sabah sisi çökmüş tenha eski caddesinden faytonla onun elerin beklediğini düşünmeden, önüne bakarak geçiyordu. Olacakları düşünmemek elinde değildi aslında. Çünkü karısının ölümüyle içinde bulunduğu durumun güçlüklerinin hepsinin bir anda ortadan kalkacağı düşüncesini içinden kovamıyordu. Ekmekçiler, kapalı dükkanlar, gece arabacıları, kaldırımları süpüren kapıcılar bir bir kayıp geçiyordu gözlerinin önünden. Alexei Aleksandrovich onu bekleyen, istemeye cesaret edemediği, ama gene de istediği şeyin düşüncesini içinde boğmaya çalışarak bakıyordu bütün bunlara. Bindiği fayton eve yaklaştı. Arabacısı uyuyan bir kupa arabasıyla kiralık bir fayton duruyordu merdivenin dibinde. Merdiveni çıkarken beyninin en uzak köşesinden çekip çıkarmış gibi bir karar almıştı Alexey Alexandrovich. Şöyleydi bu karar: Bir oyunsa umursamaz bir küçümsemeyle dönüp gideceğim. Doğruysa gerektiği gibi davranacağım. Kapıcı Alexey Alexandrovich daha zili çalmadan açmıştı kapıyı. Kapıcı Petrov'un, öteki adıyla kapiton için sırtında eski ceketiyle, ayağında terlikleriyle, kravatsız gömleğiyle tuhaf bir görünüşü vardı. Hanımefendi nasıl? Dün kurtuldular. Alexey Aleksandrovich bir an durdu. Yüzü bembeyaz olmuştu. Karısının ölmesini ne çok istediğini ancak şimdi anlamıştı. Ya sağlığı nasıl? Corney üzerinde sabah önlüğü koşarak indi merdiveni. Çok kötü dedi. Dün birkaç doktor toplanmıştı başında. Şimdi de içeride doktor. Alexi Aleksandrovich eşyaları al dedi. Ölüm umudunun hala olduğu haberi biraz rahatlatmıştı onu. Antreye girdi. Askıda bir subay kaputu vardı. Alexi Aleksandrovich kaputu gördü. Kim var? Diye sordu. Doktor, ebe, bir de Kont Vronsky. Alexi Aleksandrovich yürüdü. Konuk salonunda kimse yoktu. Alexi Aleksandrovich'in ayak sesine Anna'nın odasından mor kurdeleli beresiyle ebe çıktı. Alexi Aleksandrovich'in yanına geldi. Ölümün yakınlığının verdiği bir senli benlilikle elinden tuttu, onu yatak odasına doğru götürürken, geldiğiniz için Tanrı'ya şükürler olsun. Dedi. Hep siz varsınız dilinde, hep siz. Doktorun emreder sesi duyuldu yatak odasından, çabuk buzu getirin. Alexi Aleksandrovich karısının odasına girdi. Anna'nın masasında oturan, elleriyle yüzünü kapamış Bronski doktorun sesini duyunca birden fırladı yerinden, yüzünden çekti ellerini, Alexi Aleksandrovich'i gördü. Ananın kocasını birden karşısında görünce öylesine şaşırdı ki yeniden oturdu. Bir yerlere girmek, kaybolmak istiyormuş gibi başını omuzlarının arasına çekti. Toparlamaya çalıştı kendini, ayağa kalktı. Ölüyor, dedi. Doktorlar umut olmadığını söylediler. Her şeyimle emrinizdeyim. Ama izin verin burada kalayım. Ama emrinizdeyim gene ben. Bronski'nin gözyaşlarını görünce, başkalarının acısını gördüğünde duyduğu o sinir bozukluğunu duydu gene Aleksi Alexandrovich. Başını çevirip Bronski'yi sonuna dek dinlemeden çabuk adımlarla kapıya yürüdü. Yatak odasından bir şeyler söyleyen Anna'nın sesi duyuluyordu. Sesi neşeli, canlı, berraktı. Aleksi Alexandrovich yatak odasına girdi, karyolanın yanına gitti. Yüzü ona dönük yatıyordu Anna. Yanakları kıpkırmızıydı. Gözleri parlıyordu. Bluzunun kol ağızlarından çıkmış küçük beyaz elleriyle yorganın ucuyla oynuyordu. Görünüşte yalnızca sağlıklı, dinç değil, çok neşeliydi de. Çabuk çabuk konuşuyordu. Çın çın ötüyordu sesi. Konuşması düzgün, alımlıydı. Çünkü Alexi, Alexi Aleksandrovic'den söz ediyorum, ikisinin de Alexi olması ne tuhaf, korkunç bir alın yazısı değil mi? Evet, çünkü kırmazdı beni Alexi. Ben unuturdum her şeyi, o bağışlardı. Peki, ama nerede kaldı, niçin gelmiyor? İyi yüreklidir, o, ne kadar iyi yürekli olduğunun da farkında değildir. Öf! Tanrım, ne korkunç bir sıkıntı bu. Su verin bana çabuk. oh, ona, küçük kızıma zararı dokunur bunun. Eh pekala, öyleyse süt anne tutun ona. Olsun bakalım, kabul ediyorum, böylesi daha bile iyi. Alexi gelecek, onu görünce üzülecek. Süt verin onu. Ebe, Anna'nın dikkatini Alexi Aleksandrovic'e çekmeye çalıştı. Anna Arkadyevna, dedi. Geldi kocanız, işte burada. Anne kocasını görmeden sürdürüyordu konuşmasını. Ah, ne saçma! Verin onu bana, verin kızımı bana. Daha gelmedi Alexi. Onu tanımadığınız, ne iyi bir insan olduğunu bilmediğiniz için söylüyorsunuz beni bağışlamayacağını. Onun nasıl bir insan olduğunu hiç kimse bilmez. Yalnız ben bilirim. Bu da ağır gelmeye başladı bana. Onun gözlerini tanımak gerek. Seryoja'nın gözleri de tıpkı onunkiler gibidir. Seryoja'ya öğlen yemeği verdiniz mi? Bilirim zaten, her şeyi unuturlar. Alexi olsaydı unutmazdı. Seryoja'yı köşedeki odaya geçirmeli. Mariette'ye de onun yanında yatmasını söylemeli. Birden büzüldü yattığı yerde. Bir yumruğun başına inmesini bekliyormuş, korunmak istiyormuş gibi kolunu korkuyla kaldırdı ocasını görmüştü. Hayır, hayır. Demeye başladı. Ondan korkmuyorum. Ölümden korkmuyorum. Alexi, yanıma gel. Zamanım çok az kaldı. Ölümüm yaklaştığı için acele ediyorum. Birazdan ateşim çıkacak, kendimi kaybedeceğim. Hiçbir şeyi anlamayacağım artık. Şimdi anlıyorum. Hem her şeyi anlıyor, her şeyi görüyorum. Alexey Aleksandrovich'in buruşturduğu yüzünü derin bir acı kapladı. Karısının elini tuttu, bir şey söylemek istedi ama söyleyemedi. Alt dudağı titriyordu. Ama o heyecanını yenmeye çalışıyordu hala, arada bir karısının yüzüne bakıyordu. Hep Anna'nın gözlerini görüyordu. Bu gözler ona o güne dek görmediği içten, hayranlık dolu bir şefkatle bakıyorlardı. Dur bir dakika, bilmiyorsun. Durun, durun. Düşüncelerini toparlamaya çalışıyormuş gibi sustu Anna. Evet, evet, evet. Bak ne söylemek istiyordum sana. Şaşırma. Ben eski Anna'yım hep. Ama içimde başka biri var, korkuyorum ondan, onu sevdi içimdeki, senden nefret etmek istedim. Ama eski Anna'yı unutmadım. Ben değilim o. Şimdi gerçek anlayayım. Ölüyorum artık, biliyorum bunu, ona sor istersen. O ağırlıkları kollarımda, bacaklarımda şimdi de hissediyorum. Parmaklarım ne kocaman olmuş. Ama çok geçmeden bitecek her şey. İstediğim tek şey var, bağışla beni. Bağışla. Çok kötü bir kadınım ben, ama dadım söyledi, o kutsal çilekeş kadının adı neydi, benden kötüymüş ben de Roma'ya gideceğim. Orada insanın inzivaya çekileceği manastırlar var. Hiç kimseye bir zararım dokunmaz orada. Yalnız Seryoja ile kızımı alacağım yanıma. Hayır, bağışlayamazsın sen beni. Biliyorum, bağışlanacak cinsten değil suçum. Hayır, hayır, fazlasıyla iyisin sen. Bir eliyle tutuyordu Alexey Aleksandrovic'i, ötekiyle itiyordu. Alexey Aleksandrovich'in sinir bozukluğu gittikçe artarak şimdi öyle bir noktaya gelmişti ki, sinir bozukluğunu yenmeye çalışmayı bırakmıştı artık. Sinir bozukluğu saydığı şeyin aslında, ona şimdiye dek tatmadığı bir mutluluğu tattıran çok hoş bir ruhsal durum olduğunu hissetmişti birden. Ona düşmanlarını sevmesini, bağışlamasını, ömrünce ayrılmak istemediği Hristiyanlık yasasının buyurduğunu düşünmüyordu şimdi düşmanlarına karşı mutlu bir sevgi, bağışlama duygusu ruhunu doldurmuştu. Yere diz çökmüş, başını Anna'nın, karyoladan sarkan sıcaklığı buluzunun altından bile yüzüne akan koluna dayamış, çocuk gibi hüngür hüngür ağlıyordu. Anna onun tepesi açık başını koluyla sardı, kendine çekti, gözlerini meydan okur bir gururla yukarı kaldırdı. İşte o, biliyordum geleceğini. Elveda artık hepinize, elveda. Gene geldiler, niçin gitmezler? Alsanıza şu kürkleri üzerimden. Doktor kollarını çekti anlanın. Dikkatle yastığa koydu başını, omuzlarına kadar üstünü örttü. Hiç karşı koymadan sırt üstü yattı Anna, ışıl ışıl gözlerini tavana dikti. Şunu unutma, senin beni bağışlamanı istiyordum yalnızca, istediğim başka bir şey yok kapıda dikilen Vronsky'e döndü. Niçin girmiyor o? Gel, gel içeri. Elini uzat ona. Vronsky karyolanın yanına geldi, Anna'yı görünce ellerini yüzüne kapadı gene. Anna, aç yüzünü, ona bak, dedi. Kutsal bir insandır, o, hadi aç diyorum. Öfkeyle yükseltmişti sesini, aç. Alexi, indir şunun ellerini yüzünü görmek istiyorum. Alexey Aleksandrovich Vronsky'nin ellerini tuttu, utanç duygusuyla acının korkunç bir biçime soktuğu yüzünden indirdi. Elini uzat ona, bağışla onu. Alexey Aleksandrovich, yanaklarından yuvarlanan gözyaşlarını tutmaya çalışmadan uzattı elini. Anna, Tanrı'ya şükürler olsun, Tanrı'ya şükürler olsun, diye başladı, her şey hazır artık. Yalnız, bacaklarımı biraz uzatmam gerek. Hal işte şöyle, çok güzel. Duvar kağıtlarına baktı. Ne zevksiz yapılmış şu çiçekler. Menekşeye benzeyen yanları yok. Tanrım, tanrım. Ne zaman bitecek bu? Morfin yapın bana. Doktor. Morfin yapın. Of tanrım, tanrım. Yatağın içinde kıvranmaya başladı. Aile doktoru da, öteki doktorlar da annanın hastalığının yüzde 99 ölümle sonuçlanan lohusa humması olduğunu söylüyorlardı. Bütün gün ateşler içinde yandı, anna sayıkladı, zaman zaman kaybetti kendini. Gece yarısına doğru baygın yatıyordu. Nabzı belli belirsiz atıyordu. Her an ölmesini bekliyorlardı. Vronski gitmişti ama sabah erkenden durumu öğrenmek için geldi. Alexi Aleksandrovich antrede karşıladı onu. Kalın, belki görmek ister sizi, dedi. Karısının çalışma odasına kendi götürdü onu. Anne sabaha doğru gene heyecanlanmış, canlanmış, durmadan düşüncelerini söylemeye, konuşmaya başlamıştı, sonunda gene kaybetti kendini. Üçüncü günde aynıydı durum doktorlar umut olduğunu söylüyorlardı artık. O gün Alexey Aleksandrovich, Bronski'nin oturduğu çalışma odasına girdi, kapıyı kapayıp geçti, Bronski'nin karşısına oturdu. Her şeyi açık açık konuşma zamanının geldiğini hisseden Bronski, Alexi Aleksandrovich, dedi. Konuşacak, bir şey düşünecek durumda değilim şu anda. Bağışlayın beni. Acınız ne denli büyük olursa olsun, İnanın, benimki kadar büyük değildir. Kalkmak istedi, ama Aleksi Aleksandrovich elinden tuttu. Beni dinlemenizi rica ediyorum, dedi. Dinlemeniz gerekiyor. Beni yanlış anlamamanız için davranışlarıma şimdiye dek yön veren, şimdiden sonra da verecek duygularımı anlatmalıyım size. Boşanmaya karar verdiğimi, bunun için başvurduğumu biliyorsunuz. Böyle bir işe girişirken kararsızlık içinde kıvrandığımı, acı çektiğimi gizlemeyeceğim sizden. Ondan ve sizden öç almak istediğimi de gizlemeyeceğim. Telgrafı alınca gene bu duyguyla geldim buraya. Hatta dahasını söyleyeyim, onun ölmesini istiyordum. Ama bu duygusunu Vronsky'ye açsın mı, açmasın mı, bir an düşündü. Ama görünce bağışladım onu bağışlamanın verdiği mutluluk görevimi anımsattı bana. Bütünüyle bağışladım. Öteki yanağımı da uzatmak, ceketime alana gömleğimi de vermek istiyorum. Tanrı'ya yalnızca, bağışlamanın verdiği mutluluğu benden esirgememesi için yalvarıyorum. Gözleri dolu doluydu. Bu gözlerin sakin, aydınlık bakışı şaşırttı Vronsky'yi. Alexey Aleksandrovich sürdürüyordu konuşmasını, durumum bu benim. Çamura bulayabilir, sosyeteye rezil edebilirsiniz beni. Gene de bırakmayacağım onu. Size de en küçük bir sistemli söz söylemeyeceğim. Görevim kesin çizgilerle açıktır benim için, onun yanında olmalıyım. Olacağım da. Sizi görmek isterse haber vereceğim size, ama şimdi gitseniz iyi edersiniz sanırım. Ayağa kalktı Alexi Aleksandrovic, hıçkırıklar sözünü kesmişti. Vronsky de kalkmış, iyice doğrulmadan, öne eğik durumda, kaşlarının altından Aleksi Aleksandrovich'e bakıyordu. Aleksi Aleksandrovich'in duygularını anlayamamıştı. Ama bunun yüce, hatta onun dünya görüşünde bir insanın erişemeyeceği bir şey olduğunu sezinliyordu. Vronski, Aleksi Aleksandrovich ile konuştuktan sonra çıktı. Kareninlerin evinin önündeki taş merdivenin başında durdu nerede olduğunu, nereye gideceğini güçlükle anımsadı. Kendini utanç verici bir duruma düşmüş, suçlu, bu küçüklükten kurtulma olanağından yoksun hissediyordu. Şimdiye dek öylesine gururlu, rahat yürüdüğü yoldan çıkarılıp atılmış hissediyordu kendini. Yaşamının, öylesine sağlam görünen alışkanlıklarının, yasalarının uydurma, uygulanamaz oldukları anlaşılmıştı ansızın. Şimdiye dek zavallı olan bir yaratığı, mutluluğunun rastgele, biraz da gülünç engeli olan bu aldatılmış kocayı Anna çağırmıştı birden. Onu karşısındakilerde saygı uyandıracak bir yüksekliğe oturtmuştu. Üstelik bu koca çıktığı o yükseklikte kötü yürekli, sahte, gülünç bir insan değil, iyi yürekli, sade, yüce bir insan olarak görünmüştü. Bronski'nin elinde değildi bunu hissetmemek. Roller ansızın değişmişti. Bronski, Alexey Aleksandrovich'in yüceliğini, kendisinin küçüklüğünü, onun haklılığını, kendisinin ise haksızlığını hissediyordu. Aldatılan kocanın uğradığı felaketin içinde yüce ruhlu olduğunu, kendisinin de onu aldatırken küçüldüğünü, değersizleştiğini anlamıştı. Ama öylesine haksızca küçük gördüğü Alexey Aleksandrovich'in karşısında küçülmesi içindeki acının küçük bir parçasıydı ancak. Şimdi kendini sözle anlatılamayacak ölçüde mutsuz hissetmesinin nedeni anlaya olan, son zamanlarda azaldığını sandığı tutkusunun şimdi, onu temelli yitirdiğini bildiği şu anda her zamankinden daha bir güçlendiğini hissetmesiydi. Hastalığı sırasında tam anlamıyla tanımıştı anneyi, Ruhunu öğrenmişti. Şimdiye dek onu sevmediğini sanıyordu. Şimdi ise onu gerçek kişiliğiyle tanıyıp gerektiği gibi sevdiği şu andaysa küçülmüştü onun karşısında. Onda kendi üzerinde yüz kızartıcı bir anı bırakarak temelli kaybetmişti ona. En korkunç olanı da Alexey Aleksandrovich, utançtan kıpkırmızı olmuş yüzünden ellerini çekerken düştüğü gülünç, iğrenç durumdu. Kareninlerin merdiveninin başında şaşkın duruyor, ne yapacağını bilemiyordu kapıcı, araba emreder misiniz? Diye sordu. Evet, isterim. Uykusuz geçirdiği üç geceden sonra evine dönünce soyunmadan, yüzüstü kanepenin üzerine uzandı Vronsky, kollarını kavuşturup başının altına koydu. Başı çok ağırlaşmıştı. Hayaller, anılar, en tuhaf düşünceler olağanüstü bir hızla, açıklıkla birbiri peşinden geçiyorlardı. KE hastaya verirken kaşığa fazla döküp taşırdığı ilacı, KE ebenin beyaz ellerini, KE Alexi Aleksandrovic'in karyolanın önünde diz çökmüşken tuhaf duruşunu görüyordu. Sağlıklı bir insanın, yorulduysa, uyumak da istiyorsa hemen uyuyacağına olan sakin güveniyle, uyumalıyım. Uyumalıyım, dedi kendi kendine. Gerçekten de o anda kafasının içinde her şey birbirine karıştı, uykunun uçurumuna yuvarlanmaya başladı. Bilincin bulunmadığı o dünyanın denizinin dalgaları tam başının üzerinden aşıyorlardı ki, bedeninden güçlü bir elektrik akımı geçer gibi oldu. Öyle bir irkildi ki, bütün bedeniyle sıçradı kanepenin yayları üzerinde. Ellerine dayanarak korkuyla dizlerinin üzerine sıçradı. Hiç uyumamış gibi kocaman kocaman açıktı gözleri. Bir dakika önce duyduğu başındaki ağırlık, bedenindeki gevşeklik birden kaybolmuştu. Çamura bulayabilirsiniz beni. Alexey Aleksandrovich'in sesini duyuyor, onu karşısında görüyor, Anna'nın alev alev yanan yanaklarıyla ışıl ışıl gözleriyle yüzünü görüyordu. Anna şefkatle, sevgiyle bakıyordu, ona değil Alexey Aleksandrovich'e. Alexei Aleksandrovich onun yüzünden ellerini indirirken gülünç, aptalca öyle olduğundan kuşkusu yoktu duruşunu görüyordu. Gene uzattı bacaklarını, deminki gibi attı kendini kanepeye, gözlerini kapadı. Uyumalıyım, uyumalıyım diye yineledi kendi kendine. Ama gözleri kapalıyken Anna'nın yüzünü daha bir açık seçik, ünlü yarışların olduğu akşam gördüğü gibi görüyordu. Yoktur bu, olmayacak da. Anna belliğinden silip atmak istiyor onu. Ama ben yaşayamam bunsuz. Nasıl barışabiliriz, nasıl? Kendi kendine yüksek sesle konuşuyor, bir şey düşünmeden aynı şeyleri yineleyip duruyordu. Sözcükleri böyle yinelemesi, kafasının içinde yıldığını hissettiği yeni anıların, düşüncelerin ortaya çıkmalarını önlüyordu. Ama bu inelenme uzun süre engelleyemedi hayalini. En iyi anıları, onlarla birlikte, daha pek yakında öylesine küçülmesi olağanüstü bir çabuklukla geçmeye başlamıştı hayalinden gene. Ananın sesi duyuluyordu, çek ellerini yüzünden. İndiriyordu ellerini, utançtan kıpkırmızı olduğunu, yüzünden aptallık okunduğunu hissediyordu. En küçük bir umut olmadığını bile bile yatıyor, uyumaya çalışıyordu. Aklına yeni yeni şeylerin gelmemesi için rastgele düşüncelerin sözcüklerini durmadan fısıldıyordu. Kulak kabarttı. Delice tuhaf bir fısıltıyla şöyle inelediğini duydu. Değerini bilmedin, ayağına gelen nimeti teptin. Değerini bilmedin, ayağına gelen nimeti teptin. Kendi kendine, ne oluyorsun, diye sordu. Aklımı mı kaçırıyorum yoksa? Belki de, Niçin çıldırıyorlar insanlar, niçin canlarına kıyıyorlar, diye yanıt verdi kendi sorusuna. Gözlerini açınca ağabeyinin karısı Varya'nın yastığını gördü başının yanında, şaşırdı. Yastığın püskülüne dokundu eliyle. Varya'yı, onu son kez ne zaman gördüğünü anımsamaya çalıştı. Ama ruhunu dolduran şeylerden başka bir şey düşünmek acı veriyordu ona. Hayır, uyumalıyım, Yastığı çekti. Başını iyice koydu üzerine. Ama gözlerini kapalı tutması için çaba harcaması gerekiyordu. Fırladı gene yattığı yerden oturdu. Kendi kendine benim için bitmiştir bu dedi. Nasıl davranmam gerektiğini enine boyuna düşünmeliyim. Yapılacak ne kaldı? Anneye olan aşkı dışındaki yaşamını şöyle bir geçirdi aklından. Yükselme hırsı mı Serpuhovski mi? Sosyete mi? Saray mı? Hiç biri üzerinde duramıyordu. Eskiden hepsinin birer anlamı vardı bunların ama şimdi artık böyle bir şey yoktu. Kalktı kanepeden, ceketini çıkardı, kemerini gevşetti, daha rahat bir soluk alabilmek için kıllı göğsünü açtı, odanın içinde dolaşmaya başladı. Böyle deliriyorlar işte, diyordu kendi kendine. Böyle de kıyıyorlar kendi canlarına insanlar. Sonra tane tane ekledi, küçük düşmemek için. Gidip kapıyı kapadı. Sonra bakışları durgun, dişleri birbirine kenetlenmiş durumda, masaya gitti. Tabancasını aldı, sağına soluna şöyle bir baktı, topun dolu gözünü getirdi tetiğin önüne. Düşünceye daldı. Başı önünde, tabanca elinde, derin düşüncelere dalmış, iki dakika kıpırdamadan durdu öyle. Düşüncelerinin akla yatkın, sürekli, açık seçik gidişi onu kuşku edilemeyecek bir sonuca vardırmış gibi, elbette, dedi kendi kendine. Aslında bu kesin, elbette sözcüğü için bir saattir çevresinde dolanıp durduğu düşünceler, hayaller çemberini bir kez daha dolanmaktan başka bir şey değildi. Temelli kaybedilmiş mutluluğun anıları vardı gene, yaşamın artık anlamsız olduğunun küçük düşmenin de bilinci vardı bu düşüncelerin, duyguların sürekliliği de aynıydı hep. Düşüncesi, anılarla düşüncelerin o büyülü çemberinin çevresinde üçüncü kez dönmeye başlayınca, elbette, diye yineledi kendi kendine. Tabancayı göğsünün sol yanına dayadı, kabzayı avcunun içinde bütünüyle kavramak istiyormuş gibi sert bir hareket yaptı, tetiği çekti. Atlama sesi duymadı, ama göğsünün içinde güçlü bir çarpma ayaklarını yerden kesti. Masanın kenarına tutunmak istedi, tabancayı düşürdü elinden, sendeledi, çevresine şaşkın şaşkın bakınarak yere oturdu. Aşağıdan yukarıya masanın eğri bacaklarına, kağıt sepetine, kaplan postuna bakıyor, kendi odasını tanıyamıyordu. Konuk salonundan gelen uşağının gıcırtılı, acele ayak sesi kendini toparlamaya zorladı onu. Düşüncesini zorladı, yerde olduğunu anladı. Kaplan postunda ve elinde kan görünce kendini vurduğunu anladı. Eliyle yerde tabancayı araştırarak ne sersemlik. Rastlamadı, dedi. Tabanca hemen yanındaydı. O uzaklarda arıyordu onu. Ters yöne uzanmıştı. Dengesini sağlayacak gücü olmadığı için düştü. Göğsünden kan akıyordu tanıdıklarına efendisinin sinirlerinin bozuk olduğundan birçok kez dert yanmış uzun favorili, kibar görünüşlü uşak, onu yerde görünce öyle korktu ki, kanlar içinde öyle bıraktı onu, yardım istemeye koştu. Bir saat sonra ağabeyinin karısı var ya geldi. Dört bir yana haber salıp çağırttı, onunla aynı zamanda gelen doktorların yardımıyla yatağına yatırdı yaralıyı. Ona bakmak için kaldı. Alexey Aleksandrovich'in kendini karısıyla görüşmeye hazırlarken, Anna'nın pişmanlığının içten olacağı, onun da onu bağışlayacağı, sonra da Anna'nın ölmeyeceği olasılıklarını düşünmemekle düştüğü yanlışlık, onun Moskova'dan dönüşünden iki ay sonra bütün gücüyle göstermeye başlamıştı kendini. Ne var ki, onun bu yanlışlığının tek nedeni bu olasılıkları düşünmemiş olması değildi. Ölmek üzere olan karısıyla bu görüşmesine dek kendi kalbini tanımaması da bu yanlışlığının başka bir nedeniydi başkalarının çektiği acının onda uyandırdığı, o güne dek zararlı bir zayıflık sayarak utandığı, o acıma duygusuna hasta karısının başucunda ömründe ilk kez bırakmıştı kendini. Karısına duyduğu acıma, onun ölümünü istemiş olmaktan duyduğu pişmanlık, en önemlisi de bağışlamanın verdiği sevinç birden yalnızca acılarını dindirmemiş, ona o güne dek bilmediği bir iç huzuru da vermişti. Acılarının kaynağı olan şeyin ruhsal sevincinin kaynağı olduğunu hissetmişti birden. Karısını suçlarken, ondan nefret ederken, onun üzerine kötü şeyler düşünürken, çözümlenemez gördüğü şey bağışladı. Sevmeye başladığı anda olağanüstü basit, açık seçik olu vermişti. Karısını bağışlamıştı. Çektiği acılar için, duyduğu pişmanlık için acıyordu ona. Bronski'yi bağışlamıştı. Özellikle onun yaptığı çılgınlığı duyunca acımıştı. Oluna da daha çok acıyordu şimdi onunla pek az ilgilendiği için kendine istemediyordu. ediyordu. Öte yandan, yeni doğan bebeğe tuhaf bir duygu besliyordu. Yalnızca acıma yoktu bu duyguda, şefkat de vardı. Onun çocuğu olmayan, annesinin hastalığı sırasında hiç kimsenin ilgilenmediği bu küçük kızla önceleri yalnızca acıma duygusunun etkisiyle ilgilenmiş. O ilgilenmeseydi, yüzde yüz ölürdü bebek farkına varmadan sevmişti onu. Günde birkaç kez gidiyordu çocuk odasına, orada saatlerce oturuyordu. Öyle ki önceleri ondan çekinen süt neneyle dada alışmışlardı ona. Bazen uyuyan bebeğin pembe beyaz, buruş buruş, yumuşacık, minnacık yüzüne yarım saat hiç konuşmadan bakıyor, kırış kırış alnını, tersiyle gözlerini, burnunun alnıyla birleştiği yeri oluşturduğu parmakları yumulu küçücük ellerinin hareketlerini seyrediyordu. Çocuğun yanında Alexey Aleksandrovich kendini huzur içinde, rahat hissediyor, durumunda bir olağanüstülük, değiştirilmesi gereken bir yan görmüyordu. Ama içinde bulunduğu durum şimdi onun için ne denli olan olursa olsun. Bunun böyle sürüp gitmesine izin vermeyeceklerini zaman geçtikçe daha bir açık görmeye başladı. Ruhuna önderlik eden yüce ruhsal güçten başka, yaşamına önderlik eden, ölçüde belki daha bile çok etkili kaba bir gücün daha olduğunu, bu gücün ona özlediği ruh huzurunu vermeyeceğini hissediyordu. Herkesin ona soru dolu bir şaşkınlıkla baktığını, onu anlamadıklarını, ondan bir şey beklediklerini hissediyordu. Özellikle karısıyla arasındaki ilişkilerin sakatlığının, doğal olmadığının farkındaydı. Ölüme yakınlığının Anna'da uyandırdığı yumuşama geçince Alexi Aleksandrovic karısının ondan çekindiğini, varlığından sıkıldığını, onun gözlerinin içine bakamadığını fark etmeye başlamıştı. Bir şey söylemek istiyor ama söylemeye bir türlü karar veremiyor. İlişkilerinin böyle sürüp gidemeyeceğini sezinlediği için bir şeyler yapmasını bekliyordu sanki. Şubat'ın sonlarında Anna'nın kızı onun adını da Anna koymuşlardı hastalandı. Alexei Aleksandrovich sabah çocuk odasına uğramış, doktor çağırmalarını söyledikten sonra bakanlığa gitmişti. İşlerini bitirmiş, dörde doğru eve dönmüştü. Antreye girince ayı postundan pelerinli, kordonlu, yakışıklı bir uşak gördü. Kolunda Amerikan köpek derisinden kolsuz beyaz bir kürk vardı. Kim var içeride? Diye sordu Alexei Aleksandrovich. Prenses Yelizaveta Tiverskaya. Bunu söylerken Uşak gülümsedi gibi gelmişti Alexey Aleksandroviçe. Bütün bu ağır devre süresince sosyeteden tanıdıkların, özellikle kadınların ona da karısına da pek yakınlık gösterdikleri kaçmıyordu Alexey Aleksandroviç'in gözünden. Bu tanıdıkların hepsinde, avukatın gözlerinde, şimdi de uşağındakilerde gördüğü, güçlükle gizlenebilen bir sevinç fark ediyordu. Hepsi de büyük bir heyecan içindeydi birini evlendiriyorlardı sanki. Onu gördüklerinde güçlükle gizlenebilen bir sevinçle, nasıl olduğunu soruyorlardı. Prenses Tiverskaya'nın varlığı gerek onunla ilgili anıları, gerek ondan genel olarak haz etmemesi yüzünden hiç de hoşuna gitmemişti Alexey Aleksandrovic'in. Doğru çocuk bölümüne geçti. Birinci odada Seryoja, masaya iyice abanmış, ayaklarını sandalyenin üzerine koymuş, neşeli neşeli konuşarak resim yapıyordu. Ananın hastalığı sırasında Fransız mürebbiyenin yerine alan İngiliz mürebbiye Seryoja'nın yanında oturuyor, dantel örüyordu. Alexi Aleksandrovic'i görünce hemen ayağa kalkıp öne eğilerek selam verdi, Seryoja'yı dürttü. Alexi Aleksandrovic oğlunun başını okşadı, karısının sağlığı üzerine mürebbiyenin sorduğu soruya yanıt verdi. Doktorun babi 75 için ne dediğini sordu. Doktor tehlikeli bir durum olmadığını söyledi, banyo salık verdi efendim. Alexey Aleksandrovic bebeğin bitişik odadan gelen ağlamasına kulak kabartarak, ama durmadan ağlıyor, dedi. İngiliz mürebbiye kararlı, sanırım süt anne işe yaramıyor efendim, dedi. Alexei Aleksandrovic durdu. Niçin öyle sanıyorsunuz? Pontespol'de de böyle olmuştu efendim, çocuğu iyi etmek için başvurmadıkları yol kalmamıştı. Sonra yalnızca aç olduğu anlaşıldı yavrucağın, süt annenin sütü yokmuş efendim. Alexi Aleksandrovich birkaç saniye durdu olduğu yerde. Sonra öteki kapıdan çıktı. Bebek süt annenin kucağında küçük başını arkaya atmış kıvranıyor, kocaman memeyi almıyor, süt anne de üzerine eğilmiş, dadıyla birlikte pişpişliyorlardı ama çocuk susmuyordu. Alexey Aleksandrovich, hep böyle mi? Dedi. Dada alçak sesle, çok rahatsız, diye karşılık verdi. Miss Edward belki stannenin sütü yoktur, diyor. Ben de öyle sanıyorum Alexey Aleksandrovich. Ne diye söylemiyorsunuz öyleyse? Dadı canı sıkkın, kime söyleyeyim, dedi. Anna Arkadievna yatıyor hep. Dadı evin emektar hizmetçilerindendi. Alexei Aleksandrovich onun bu olan sözünde kendi durumuna bir ima sezinledi. Çocuk katılarak, hırıldayarak daha da çok ağlamaya başlamıştı. Dadı kolunu öfkeyle salladı, çocuğun yanına gitti, Stanley'nin kucağından aldı onu, sallayarak odanın içinde dolaştırmaya başladı. Alexey Aleksandrovich, Stanley'i doktora göstermemiz gerekiyor, dedi. Görünüşte sağlıklı bir kadına benzeyen şık giyimli sütanne işinden olacağı korkusuyla, kendi kendine bir şeyler mırıldandı. Hocaman memesini içeri sokarken, sütanneden kuşku edilmesine küçümser bir tavırla gülümsedi. Aleksi Aleksandrovich bu gülümseyişte de kendi durumuyla bir alay sezinlemişti. Dadı hem dolaşıyor, hem çocuğu pışpışlıyordu, zavallı yavrucak. Dedi. Aleksi Aleksandrovich bir sandalyeye oturmuş. Yüzünde bir acıma anlatımıyla odanın içinde bir aşağı bir yukarı dolaşan dadıya bakıyordu. Sonunda yatışan çocuğu küçük derin karyolasına yatırdılar. Dadı küçük yastığı düzelttikten sonra karyolanın yanından çekilince Alexey Alexandrovich kalktı, güçlükle parmaklarının ucuna basarak çocuğun yanına gitti. Bir dakika kadar, yüzünde hep aynı acıma anlatımı sessizce baktı ona. Ama alnını kırıştıran, saçlarını oynatan bir gülümseme belirdiği yüzünde birden odadan gene öyle sessizce çıktı. Yemek odasında zili çaldı. Gelen uşağa doktoru gene çağırmalarını söyledi. Bu cici çocukla ilgilenmediği için bir soğukluk duyuyordu karısına. Ona karşı içinde bu soğuklukla da gitmek istemiyordu yanına. Renses Betsy'i görmek de istemiyordu canı ama karısı onun için her zamanki gibi yanına uğramadığını yadırgayabilirdi. Bunun için kendini zorlayarak yatak odasına yürüdü. Yumuşak halı üzerinde kapıya yaklaşırken elinde olmadan, dinlemek istemediği bir konuşmayı dinledi. Gitmeyecek olsaydı, sizin de onun da istememenizi anlardım, diyordu Betsy. Ama kocanız bütün bunların üstünde kalmalı. Ananın heyecanlı sesi duyuluyordu, kocam için değil, kendim için istemiyorum. Sözünü etmeyin bunun. Evet, ama sizin için kendini vuran bir insanla vedalaşmak istememek olamaz, istemiyorum. Alexei Aleksandrovich korkmuş, suç işlemiş gibi bir an durdu. Dönüp sessizce uzaklaşmak istedi. Ama bunun yakışık almaz bir davranış olacağını düşündü. Vazgeçti. Öksürerek kapıya yürüdü ses kesildi içeride, kapıyı açıp girdi. Anna üzerinde gri sabahlığı, kısa kesilmiş gür, siyah saçları yuvarlak başında karma karışık, kanepede oturuyordu. Her zaman olduğu gibi, kocasını görünce yüzündeki canlılık bir anda kayboldu. Başını önüne eğdi, huzursuz bir bakışla baktı Betsy'e. Son modaya göre giyinmiş, şapkası tepesinde abajur gibi duran, Malintrak robunun eteğinde bir yandan öte yana, üst kısımda da tersi çizgiler olan betsi, Anna'nın yanında uzun, yassı bedeni dimdik duruyordu. Başını yana eğip alaycı bir gülümsemeyle karşıladı Alexey Aleksandrovici. Şaşırmış gibi, ah dedi. Evde olduğunuza çok sevindim. Hiç görünmüyorsunuz. Anna'nın hastalığından bu yana hiç görmedim sizi. Çabalarınızı duyuyorum hep doğrusu eşsiz bir kocasınız. Alexey Aleksandrovic'e karısına davranışı nedeniyle yüce yüreklilik nişanı takıyormuş gibi anlamlı, şefkat dolu bir tavırla söylemişti bunu. Alexey Aleksandrovic soğuk selam verdi. Karısının elini öptü. Nasıl olduğunu sordu. Anna onunla göz göze gelmekten kaçınarak, daha iyiyim galiba. Dedi. Öyle ama, ateşiniz var gibi yüzünüz renksiz. Ateşiniz, sözcüğünü üzerine basa basa söylemişti Aleksi Aleksandrovich. Betsy, çok gevezelik ettik onunla, dedi. Bencillik ettiğimin farkındayım. Gideyim artık. Betsy kalktı. Anna'nın yüzü kıpkırmızı oldu birden. Betsy'nin elini yakaladı. Hayır, biraz daha kalın lütfen, dedi size bir şey söyleyeceğim. Alexi Aleksandrovic'e döndü. Boynuyla alnı bile kıpkırmızı olmuştu. Hayır size diye ekledi. Sizden hiçbir şeyimi gizleyemem. Gizlemek de istemiyorum. Alexi Aleksandrovic parmaklarını çıtlattı, başını önüne eğdi. Betsy, Kont Vronsky'nin Taşkent'e gideceğini, yola çıkmadan önce gelip bizimle vedalaşmak istediğini söylüyor. Konuşurken kocasına bakmıyordu Anna. Ne denli güç olursa olsun, her şeyi çabucak söyleyip bitirmeye çalıştığı belliydi. Onu kabul edemeyeceğimi söyledim. Betsy düzeltti onun söylediğini. Bunun Alexi Aleksandrovich'in bileceği bir iş olduğunu söylediniz şekerim. Evet, ama kabul edemem onu. Hem bunun hiçbir. Birden durdu Anna. Soru dolu bir bakışla baktı kocasına. Alexey Aleksandrovich bakmıyordu ona. Sözüm kısası, istemiyorum, diye ekledi Anna. Alexey Aleksandrovich yaklaştı. Karısının elini tutmak istedi. İlk anda Anna, elini arayan kocasının kalın damarları şiş, nemli elinden çekti elini. Ama sonra besbelli kendini zorlayıp sıktı elini. Alexey Aleksandrovich, yalnız başınayken kolaylıkla çözümleyebileceği bir şeyi Prenses Tverskaya'nın yanında enine boyuna düşünemediğini hissettiği için canı sıkkın. Bana gösterdiğiniz bu güven için size minnettarım, dedi. Ama Prenses Tverskaya'ya bakıp sustu. Prensesi karşısında, sosyetenin gözünde onun yaşamına önderlik etmesi gereken, sevgi ve bağışlama duygusuna kendini bırakmasını engelleyen o kaba gücün temsilcisi olarak görüyordu. Betsy kalkarken, hadi hoşçakalın güzelim. Dedi. Anna'yı öpüp çıktı. Alexi Alexandrovich geçiriyordu onu. Betsy küçük konuk odasında durdu. Alexi Alexandrovich'in elini bir kez daha var gücüyle sıkıp, Alexi Alexandrovich, dedi. Sizi gerçek bir yüce gönüllü insan olarak tanıyorum. Yabancınız sayılırım ama Anna'yı öylesine çok seviyor, size öylesine saygı duyuyorum ki, bir öğütte bulunacağım size. Kabul edin Alexey Vronsky'yi. Gerçekten onurlu bir insandır. Taşkent'e gidiyor. Gösterdiğiniz yakınlığa, öğüdünüze teşekkür ederim prenses. Ama karımın birini kabul edip edemeyeceği sorunu kendisinin bileceği bir şeydir. Alexey Aleksandrovich her zamanki gibi kaşlarını mağrur bir tavırla kaldırarak söylemişti bunu. Ama bir an düşününce ne söylerse söylesin, onun durumunda mağrur olmanın söz konusu olamayacağını anlamıştı. Sözünü bitirdikten sonra Betsy'nin ona bakışındaki, tutmaya çalıştığı alaycı gülümsemesinde de aynı şeyi görmüştü. Alexey Aleksandrovich salonda, öne eğilerek yolcu etti Betsy'yi. Karısının yanına döndü. Anna yatıyordu. Ama kocasının ayak sesini duyunca hemen doğruldu, deminki gibi oturdu gene, kocasına korkuyla baktı. Karısının ağladığını fark etmişti. Alexi Aleksandrovich. Biraz önce Betsy'nin yanında Fransızca söylediği şeyi bu kez Rusça yineledi alçak sesle. Bana gösterdiğin bu güven için sana minnettarım. Kocası Rusça konuşmaya başlayıp da ona sen dedi mi, bu sen müthiş bozardı Anna'nın sinirini. Verdiğin karar için de minnettarım sana, diye sürdürdü konuşmasını Alexey Aleksandroviç. Ben de senin gibi düşünüyorum. Kont Vronski buradan gideceğine göre bize gelmesine gerek yok. Ama Anna tutamadığı bir öfkeyle birden kesti kocasının sözünü. Ben de aynı şeyi söyledim. Yinelemenin ne anlamı var? Bir erkeğin sevdiği kadınla uğruna canına kıymak istediği, dünyasını yıktığı kadınla onsuz yaşayamayacak kadınla vedalaşmaya gelmesine gerek yokmuş, diye geçirdiği içinden. Anna dudaklarını kıstı, parlak bakışlarını Alexey Aleksandrovich'in deminden beri ağır ağır oluşturduğu şiş damarla ellerine indirdi. Daha sakin, bundan bir daha hiç söz etmeyelim, dedi. Alexey Aleksandrovich, bu sorun üzerine karar vermekte özgür bıraktım seni, sevindim de senin, diye başlamıştı. Ama kocasının böyle yavaş konuşmasına sinirlenip onun ne söyleyeceğini önceden bildiği için cümlesini çabuk çabuk konuşarak tamamladı. Benim isteğimin sizinkiyle aynı olmasına. Evet, diye doğruladı Alexey Aleksandrovich. Prenses Tverskaya'nın böyle karışık aile sorunlarına burnunu sokması da tuhaf doğrusu. Özellikle onun. Anna kesti kocasının sözünü. Onun için söylenenlerin hiçbirine inanmıyorum beni gerçekten sevdiğini biliyorum. Alexey Aleksandrovich göğüs geçirdi. Bir şey söylemedi. Anne sabahlığının püskülleriyle sinirli sinirli oynuyor, kocasına bunun için kendine kızmasına karşın bir türlü yenemediği, ondan tiksinme duygusunun verdiği acıyla bakıyordu. İstediği tek şey vardı, kocasının onu rahatsız eden soğuk varlığından uzak olmak. Alexey Aleksandrovich, doktora adam yolladım, dedi. İyiyim ben, ne yapacağım doktoru? Senin için değil, bebek durmadan ağlıyor. Süt sütünün az olduğunu söylüyorlar. O kadar yalvardım, ne diye izin vermedin onu emzirmeme. Ne de olsa, Alexey Aleksandrovich bu, ne de olsa, nın ne anlama geldiğini anlamıştı, bebektir. Zavallıyı öldürüyorlar, Zili çaldı Anna, bebeği getirmelerini söyledi. İstedim çocuğu emzirmeyi, izin vermediler, şimdi de bana çıkışıyorlar, çıkıştığım yok, hayır, çıkışıyorsunuz. Tanrım! Niçin ölmedim? Hıçkıra hıçkıra ağlamaya başlamıştı Anna. Kendini toparladıktan sonra, bağışla beni, dedi. Sinirlerim çok bozuk, haksızım, biliyorum. Ama git şimdi. Alexey Aleksandrovich karısının yanından çıkarken kendi kendine kararlı, hayır, böyle sürüp gidemez bu, diyordu. Durumunun sosyete gözündeki çirkinliği de, karısının ona duyduğu nefret yaşamını ruhsal eğilimlerinin tam tersine yöneten, buyruklarına uyulmasını, karısına karşı davranışlarını değiştirmesini isteyen o kaba gücün büyüklüğü de şimdiki kadar açık seçik hiç görünmemişti ona. Sosyetenin de karısının da ondan bir şey beklediklerini anlıyor ama ne beklediklerini bilemiyordu. Bu yüzden ruhunda, tüm huzurunu da, soylu davranışının anlamını da yok eden bir öfkenin kabardığını hissediyordu. Ronski ile ilişkisini kesmesinin Anna için daha iyi olacağı inanandaydı. Ne var ki, herkes bunu olanaksız görüyorsa, sırf çocukları küçük düşürmemek, onlardan yoksun kalmamak, durumunu değiştirmemek için bu ilişkinin yeniden kurulmasına bile izin vermeye hazırdı. Bu nedenli kötü, çirkin olursa olsun gene de anlayı bir çıkmaza, yüz kızartıcı bir duruma sokacak, onu da sevdiği her şeyden yoksun edecek boşanmadan iyiydi. Ama Alexey Aleksandrovich kendini güçsüz hissediyordu. Herkesin ona karşı olduğunu, şimdi ona öylesine doğal, öylesine iyi görünen şeyi yapmasına izin vermeyeceklerini, onu kötü olanı onların iyi sandığı şeyi yapmaya zorlayacaklarını önceden biliyordu. Betsy salondan çıkarken kapıda, taze istiri diye yediği yeli lokantasından gelen Stepan Arkadievich ile karşılaştı. O, Prenses! Ne hoş bir karşılaşma! Dedi Oblonski. Ben de size uğramıştım. Betsy, eldivenini giyerken gülümseyerek, çok kısa bir karşılaşma ama. Dedi. Gidiyorum. Giymeyin eldiveninizi prenses, izin verin öpeyim küçücük elinizi. Yeniden moda olan eski gelenekler içinde en çok bu el öpme modasını sevdim. Betsy'nin eline öptü, ne zaman görüşeceğiz? Betsy gene gülümsedi. Değmezsiniz buna. Dedi. Stepan Arkadyevich yüzünde ciddi bir anlatımla, Yanılıyorsunuz, değerim diye karşılık verdi. Çok ağırbaşlı bir insan oldum artık. Yalnızca kendi aile işlerimi değil, başkalarının aile işlerini de yoluna koyuyorum. Betsy onun anladan söz ettiğini anlamıştı hemen. Ah, çok sevindim buna, dedi. Salona dönüp köşede ayakta durdular. Betsy anlamlı bir fısıltıyla, bu adam öldürecek onu, dedi. Hayır, Olamaz bu, olamaz. Stepan Arkadievich, yüzünde ciddi, üzgün, karşısındakiyle aynı görüşte olduğunu gösteren bir anlatımla başını salladı. Sizin böyle düşünmeniz sevindirdi beni, dedi. Petersburg'a bunun için geldim ben de. Betsy, kentte herkes bundan söz ediyor, dedi. Dayanılacak gibi değil. Günden güne eriyor zavallı onun duygularıyla alay edilemeyecek kadınlardan olduğunu kocası anlamıyor. İkisinden biri olacak sonunda, ya Vronsky gözünü karartacak, böylece alıp götürecek onu ya da kocası boşayacak. Ama bu durum kadıncağızı boğuyor. Oblonski derin bir soluk aldı. Evet, evet dedi. Öyle. Ben de bunun için geldim zaten yani yalnızca bunun için değildi. Mabeyinci yaptılar beni, teşekkürlerimi sunmam gerekiyordu. Ama şimdi asıl önemli olan bu işi yoluna koymak elbette. Tanrı yardımcınız olsun. Dedi Betsy. Stepan Arkadyevich, Prenses Betsy'yi antreye kadar geçirdikten, eline eldivenin bittiği, tam nabzının attığı yerden öptükten, ona yakışık almaz bir takım şeyler söyledikten sonra Betsy bu sözler karşısında kızsın mı? gülsün mü bilememişti kız kardeşinin yanına gitti. Anneyi gözyaşları içinde buldu. Stepan Arkadievich, son derece neşeli olmasına karşın bir anda değişmiş, kız kardeşinin ruhsal durumuna uygun o acıma dolu duygulu ruhsal duruma girivermişti. Anneya nasıl olduğunu, gününü nasıl geçirdiğini sordu. Çok çok kötü. Bugünü de, geçmiş bütün günleri de, gelecektekileri de, dedi Anna kendini karamsarlığa kaptırıyorsun gibi geliyor bana. Silkinmeli, yaşamın gözlerinin içine bakmalısın. Bunun güç bir durum olduğunu biliyorum ama Anna birden, kadınların erkekleri bazen kötülükleri yüzünden bile sevdiklerini duydum diye başladı. Ama ben erdemi yüzünden nefret ediyorum ondan. Onunla bir arada yaşayamıyorum. Anla beni, onun dış görünüşü eziyor beni, kaybediyorum kendimi yaşayamıyorum, yaşayamıyorum onunla bir arada. Ne yapmalıyım? Mutsuzum, insanın bundan daha mutsuz olamayacağını sanıyordum. Şimdi içinde bulunduğum bu korkunç durumu nasıl düşünebilirdim? İnanacak mısın, onun iyi yürekli, yüce gönüllü, soylu bir insan olduğunu, onun tırnağı kadar değerim olmadığını bile bile nefret ediyorum ondan. Yüce gönüllülüğü için nefret ediyorum. Benim için tek şey kalıyor o da. Anna ölümdür diyecekti ama Stepan Arkadievich sözünü bitirmesine fırsat vermedi. Hastasın, sinirlerin bozuk, dedi. İnan korkunç büyütüyorsun her şeyi. Öyle kötü bir durum yok ortada. Gülümsedi Stepan Arkadievich. Ondan başka kim olursa olsun böylesine ciddi bir durumda gülümsemezdi. Kaba kaçabilirdi çünkü bu gülümseme ama onun gülümsemesinde öylesine çok içtenlik, anne şefkatini andıran sevgi vardı ki, karşısındakini gücendirmezdi gülümsemesi, yüreğini hafifletir, avuturdu. Sakin, avutucu sözleri, badem yağı gibi insanı rahatlatırdı. Anna da hemen hissetmişti bunu. Hayır Sitiva, dedi. Mahvolmuş bir insanım ben artık, mahvoldum. Mahvolmaktan da kötü bir şey bu. Mahvolmadım henüz, her şeyin bittiğini söyleyemem. Tam tersi, bitmediğini hissediyorum. Kopması gereken gerilmiş bir tel gibiyim. Ama bitmedi henüz. Korkunç bir bitiş olacak. Bir şey olmaz, yavaşça gevşetilebilir tel. İçinden çıkılamayacak durum yoktur. Düşündüm, çok düşündüm. Yalnız bir şey var. Stepan Arkadievich Anna'nın korku dolu bakışından onun ölüm diyeceğini anladı gene. Sözünü bitirmesine fırsat vermedi. Hiç de değil, dedi. Bir dakika. Kendi durumunu benim gördüğüm gibi göremezsin. İzin ver de bu konudaki düşünceme açık yüreklilikle anlatayım sana. Badem yağı etkisi yapan gülümsemesi çekingen çekingen dolaştı dudaklarında gene. En baştan başlayacağım. Senden 20 yaş büyük bir adamla evlendin sevmeden ya da aşk nedir bilmeden evlendin. Tutalım ki bir hataydı yaptığın. Korkunç bir hata. Dedi anla. Ama gene söylüyorum, olan olmuştur artık. Diyelim ki sonradan kocandan başka bir erkeği sevmek mutsuzluğuna uğradın. Bir mutsuzluktur bu. Ama bu da olup bitmiş bir şeydir, gerçektir. Kocan da her şeyi kabul etti, bağışladı. Her cümlenin sonunda durup Anna'nın itirazını bekliyordu. Stepan Arkadievich ama Anna susuyordu. Böyle bu. Şimdi önemli olan şudur. Kocanla bir arada yaşayabilecek misin? İstiyor musun bunu? O da istiyor mu? Hiçbir şey bilmiyorum. Hiçbir şey. Ama artık dayanamayacağını, kocandan nefret ettiğini söylüyordun. Hayır, böyle bir şey söylemedim vazgeçtim. Hiçbir şey bilmiyorum ben, hiçbir şey de anlamıyorum. Evet, ama izin ver, anlayamazsın sen bunu. Bir uçurumdan aşağı başüstü uçmakta olduğumu hissediyorum. Ama kurtulmaya çalışmamalıyım. Elimde değil. Hiç önemi yok bunun. Aşağıya bez geri verir, tutarız seni. Duygularını anlıyorum isteğini, duygunu açığa vuracak kadar yürekli olamadığının farkındayım. Bir şey istemiyorum ben. Her şeyin sona ermesinden başka, ama o görüyor bunu, biliyor. Bunun ona, sana geldiğinden daha mı az ağır geldiğini sanıyorsun. Sen acı çekiyorsun, o acı çekiyor, sonu neye varacak bunun? Oysa boşanırsanız her şey çözümlenmiş olur. Stepan Arkadievich'in asıl söylemek istediği şeyi söyleyebilmesi için hayli zorlaması gerekmişti kendini. Dikkatli baktı kız kardeşinin yüzüne. Anna saçları kısa kesilmiş başını bir şey söylemeden hayır anlamına salladı. Ama onun birden eski güzelliğiyle aydınlanan yüzünden Stepan Arkadievich onun bunu sırf erişilemez bir mutluluk saydığı için istemediğini anlamıştı. Stepan Arkadievich şimdi daha bir cesaretle gülümseyerek çok acıyorum size." dedi. Bu işi yoluna koyabilseydim ne mutlu olurdum. Söyleme, bir şey söyleme. İçimden geldiği gibi konuşabilsem yeterdi bana. Onun yanına gidiyorum. Anna dalgın dalgın baktı kardeşine, bir şey söylemedi. Gözlerinin içi parlıyordu. Stepan Arkadyevic, yüzünde mahkemede koltuğuna otururken ki mağrur anlatımı andıran bir anlatımla girdi Alexi Aleksandrovic'in çalışma odasına. Alexi Aleksandrovic ellerini arkasına bağlamış, odanın içinde dolaşıyor. Stepan Arkadyevic'in karısıyla neler konuştuğunu düşünüyordu. Stepan Arkadyevic eniştesini görünce hiç alışık olmadığı bir çekingenlik duydu. Rahatsız etmiyorum ya dedi. Çekingenliğini gizlemek için yeni aldığı, değişik biçimde açılan pro kutusunu çıkardı, derisini kokladı, bir pro aldı içinden. Alexey Aleksandrovic durgun, hayır, rahatsız etmiyorsun, dedi. Bir şey mi istemiştin? Evet, istedim ki seninle ko, evet seninle konuşmam gerek. Stepan Arkadyevich hiç alışık olmadığı bu çekingenliğine şaşıyordu. Bu duygusu öylesine beklenmedik, Öylesine tuhaf bir şeydi ki, Stepan Arkadievich bunun vicdanının sesi, yapmak niyetinde olduğu şeyin kötü olduğunu ona söyleyen vicdanının sesi olduğuna inanamıyordu. Zorladı kendini, ürkekliğini yendi. Yüzü kızararak, umarım kız kardeşime olan sevgime, sana olan içten bağlılığıma, saygıma inanırsın, dedi. Alexey Aleksandrovich durdu, bir şey söylemedi. Ama yüzündeki her şeye boyun eğdiğini, Hazır olduğunu gösteren o masum anlatım Stepan Arkadievich'i şaşırtmıştı. Stepan Arkadievich alışık olmadığı çekingenliğini yenmeye daha çok çalışarak, kız kardeşim üzerine, ikinizin durumu üzerine konuşmak istiyordum, dedi. O niyetle geldim. Alexey Aleksandrovich acıklı acıklı gülümsedi. Kayınbiraderinin yüzüne baktı. Bir şey söylemeden masaya gitti, yarım bırakılmış bir mektubu alıp ona uzattı. Ben de her an bunu düşünüyorum, dedi. Duygularımı yazılı olarak daha iyi anlatabileceğim umuduyla şöyle bir mektup yazıyordum ona. Varlığımdan sıkıldığını biliyorum. Stepan Arkadievich mektubu aldı. Eniştesinin yüzüne diktiği donuk bakışlı gözlerine baktı, okumaya başladı. Varlığımın sizi sıktığının farkındayım. Buna inanmak gerçi çok güç oldu benim için ama bunun böyle olduğunu, başka türlü de olamayacağını görüyorum. Sizi suçlamıyorum. Tanrı tanığımdır, hastalığımız sırasında sizi görünce aramızda geçen her şeyi unutmaya, yepyeni bir yaşama başlamaya karar vermiştim. Yaptığıma pişman değilim. Hiçbir zamanda olmayacağım. İstediğim tek şey vardı, sizin mutluluğunuz, huzura kavuşmanız. Bu isteğimin olmadığını görüyorum şimdi. Gerçek mutluluğu, iç huzurunu size neyin vereceğini söyleyin bana. Her şeyimle emrinizdeyim, dürüstlüğünüze güveniyorum. Stepan Arkadievich mektubu geri verdi. Ne söyleyeceğini bilemeden eniştesine şaşkın şaşkın baktı bir süre. Bu sessizlik ikisi için de son derece rahatsız ediciydi. Öyle ki bir şey söylemeden eniştesinin yüzüne bakarken Stepan Arkadievich'in dudakları sinirli sinirli kıpırdıyordu. Alexey Aleksandrovich başını öte yana çevirdi. İşte bunları söylemek istiyordum ona, dedi. Evet, evet. Hıçkırıkları boğazında düğümlendiği için başka bir şey söyleyemiyordu Stepan Arkadievich. Evet, evet. Anlıyorum sizi. Sonunda evet ten başka bir şey söyleyebilmişti. Alexey Aleksandrovich, onun istediğinin ne olduğunu bilmek istiyorum, dedi. Stepan Arkadievich kendini toparlamaya çalışarak, korkarım farkında değil durumunun," dedi. "Düşünemiyor. Senin yüce gönüllülüğün altında eziliyor. Evet, eziliyor. Bu mektubu okursa bir şey söyleyecek gücü olmayacak, başını daha da indirecek yalnızca. Peki, ama ne yapabilirim bu durumda? Nasıl açıklığa kavuşturabilirim? Nasıl öğrenebilirim onun neyi istediğini?" Kişisel düşüncemi söylememe izin verirsen, bence bu duruma bir son vermek için gerekli gördüğün yolları doğrudan doğruya senin göstermen gerekir. Aleksey Aleksandroviç kayınbiraderinin sözünü kesti. Bundan içinde bulunduğumuz duruma bir son verilmesi gerektiği düşüncesinde olduğunu anlaşılıyor. Alexey Aleksandroviç kollarıyla yüzünün önünde tuhaf bir hareket yaptı. Ama nasıl? Ben bir çıkar yol göremiyorum. Stepan Arkadievich ayağa kalkarken canlı. Her durumdan vardır bir çıkış yolu, dedi. Bir zamanlar ayrılmak istiyordun. Bir arada mutlu olamayacağınız kanısındaydın. Mutluluğu herkes başka türlü anlayabilir. Ama tutalım, her şeye razıyım, bir şey istemiyorum. İçinde bulunduğumuz durumdan çıkış yolu ne olur o zaman? Stepan Arkadievich, benim düşüncemi öğrenmek istiyorsan, dedi. Anna ile konuşurken ki avutucu, badem yağı gibi yumuşak gülümsemesi vardı gene yüzünde. Bu içten gülümseme öylesine inandırıcıydı ki, elinde olmadan onun etkisine kapılan, kendi zayıflığını hisseden Alexey Aleksandrovich, Stepan Arkadievich'in söyleyeceği her şeye inanmaya hazırdı. Stepan Arkadievich sürdürdü konuşmasını. Anna hiçbir zaman söylemeyecektir çıkış yolunun ne olduğunu. Ama tek çıkış yolu vardır. Onun isteyebileceği tek şey de bu olabilir. İlişkilerinize, bu ilişkilerinizle ilgili anıların hepsine birden son vermek, içinde bulunduğunuz durumda bence karşılıklı yeni ilişkilerinizin açıklığa kavuşturulması zorunludur. Bu ilişkilerde iki yanın özgürlüğüyle sağlanabilir ancak. Alexey Aleksandroviç sinirli bir sesle kesti Stepan Arkadievich'in sözünü. Boşanma. Stepan Arkadievich kızardı. Evet, bence öyle. Ayrılmalısınız. Sizin durumunuzda çiftler için her bakımdan en akıllıca çıkış yolu ayrılmaktır. Bir arada yaşayamayacaklarını anlamışlarsa ne yapsınlar başka? Her gün görülen bir şeydir bu. Alexey Aleksandrovich derin bir göğüs geçirdi. Gözlerini kapadı. Çekingenliğinden giderek daha çok kurtulan Stepan Arkadyevich, burada bir şey vardır ancak, dedi. Eşlerden birinin yeni bir evliliğe girişmek niyetinde olup olmaması. Böyle bir şey yoksa gerisi çok kolaydır. Alexey Aleksandrovich heyecandan yüzünü buruşturarak bir şeyler mırıldandı kendi kendine. Bir şey söylemedi. Stepan Arkadyevich'e böylesine kolay görünen şeyi binlerce kez düşünmüştü. Bu ona çok kolay görünmediği gibi, tam anlamıyla olanaksız da görünüyordu. Ayrıntılarını artık çok iyi bildiği boşanmanın ona şimdi olanaksız görünmesinin nedeni şuydu. Yüce gönüllülüğünün bilinciyle dine bağlılığı düz mecezina suçunu üzerine almasına da bağışladı, sevdiği karısının suçunun açıklanmasına, karalanmasına da izin vermiyorlardı. Boşanma, daha önemli başka nedenlerle de olanaksız görünüyordu ona. Boşandıklarında oğlunun durumu ne olacaktı? Onu annesine bırakmak olacak şey değildi. Boşadığı karısı yasa dışı bir aile kuracak, bu aile içinde oğlunun durumu da, yetiştirilmesi de yüzde yüz kötü olacaktı. Yanında mı bıraksın da oğlunu? Bunun anladan bir öç alma olacağını biliyor, böyle bir şeyi yapmak istemiyordu. Bütün bunların dışında, Alexey Aleksandrovich'e boşanmanın olanaksız görünmesinin bir nedeni daha vardı. Boşanmaya razı olursa, anneyi mahvetmiş olacaktı. Moskova'da Darya Aleksandrovna'nın söyledikleri aklından çıkmıyordu. Darya Aleksandrovna, boşanmaya karar verirken, onun yalnızca kendini düşündüğünü, bununla anneye dönüşü olmayacak bir biçimde mahvedeceğini hiç düşünmediğini söylemişti. Alexey Aleksandrovich karısını bağışlamasıyla çocuklara bağlılığını birleştirince bu sözü şimdi kendine göre yorumluyordu. Ayrılmaya razı olmak, anneye özgürlüğünü vermek onun görüşüne göre, onu yaşama bağlayan son bağ sevdiği çocuklardı bu bağ koparıp atmak, anneyi de iyilik yolunda son desteğinden yoksun etmek, onu uçuruma yuvarlamak anlamına geliyordu. Ayrılırlarsa Anna'nın Bronski ile birleşeceğini, kilise yasasına göre, kocasından ayrılan bir kadının, ayrıldığı kocası sağ olduğu sürece bir nikah daha kıydıramayacağı için bu ilişkinin suç olacağını biliyordu. Vronski'ye gidecek, bir iki yıl sonra ya adam bırakacak onu ya da o, yeni bir ilişki kuracak, diye geçiriyordu içinden. Ben de bu yersiz boşanmaya razı olmakla, onun felaketinin suçlusu olacağım. Yüzlerce kez düşünmüştü bunu. Boşanma işinin, kayınbiraderinin söylediği gibi çok kolay olmak şöyle dursun, bütünüyle olanaksız olduğuna da kesin inancı vardı. Stepan Arkadyevich'in bir sözüne inanmıyor, onun her sözünü çürütecek binlerce delil biliyor, ama bir şey söylemeden dinliyordu onu. Stepan Arkadievich'in sözlerinin, onun yaşamına yön veren, boyun emek zorunda olduğu o kaba gücü dile getirdiğini hissederek dinliyordu. Önemli olan, boşanmaya senin nasıl, hangi koşullar altında razı olacağındır yalnızca. Anna bir şey istemiyor. Senden bir dilekte bulunacak durumu yok. Senin yüce gönüllülüğüne bırakıyor her şeyi. Aleksey Aleksandrovich, bütün suçu kocanın üzerine aldığı boşanmanın ayrıntılarını anımsayıp, Tanrım, Tanrım, niçin, diye geçirdiği içinden. Utançtan Bronski gibi elleriyle kapadı yüzünü. Heyecanlısın şu anda, anlıyorum. Ama iyice düşünürsen. Aleksey Aleksandrovich, sağ yanağına vurana solunu da uzat, ceketini alana çıkarıp gömleğini ver, diye geçirdi içinden. İnce bir sesle, evet, evet, diye bağırdı. Bütün yüz karasını üzerime alıyorum, oğlumu bile veriyorum, ama, ama bu konuyu kapasak artık nasıl olur? Nasıl bilirsen öyle yap. Birden arkasını döndü kayın biraderine, yüzünü gizleyecek biçimde pencerenin dibindeki sandalyeye oturdu. Acı çekiyordu, utanıyordu. Ama bu acıyla utanç duygusu büyük huzura kavuşmanın sevincini, mutluluğunu tattırıyorlardı ona. Stepan Arkadyevich duygulanmıştı. Bir süre sustuktan sonra, Alexey Aleksandrovich dedi. İnan Anna senin bu yüce gönüllülüğüne büyük değer veriyor. Ama besbelli Tanrı böyle olmasını istedi. Stepan Arkadyevich son cümlesini bitirir bitirmez, bunun aptalca bir şey olduğunu anlamış, bu aptallığına gülmemek için zor tutmuştu kendini. Alexey Aleksandroviç bir şey söylemek istedi ama gözyaşları bırakmadı onu. Stepan Arkadievich, bu felaket kaderde vardı, dedi. Kabul etmek gerek. Bu felaketi olup bitmiş bir şey, bir gerçek olarak kabul ediyor. Ona da sana da yardım etmek istiyorum. Stepan Arkadievich, eniştesinin odasından çıkarken üzgündü. Ama bu onun, üzerine aldığı işi başarmaktan duyduğu hazza engel değildi. Alexey Aleksandrovich'in sözünden dönmeyeceğine inanıyordu çünkü. O anda duyduğu hazza, her şey olup bittikten sonra karısına, yakın dostlarına sormayı düşündüğü sorunun hoş düşüncesi de katılmıştı. Mareşal ile benim aramda ne fark var, diye soracaktı. Mareşal ayırıyor karı kocayı, hiç kimseye bir yararı dokunmuyor bunun. Oysa ben ayırdım, üç yararı oldu. Ya da şöyle sorarım, Mareşal benim aramda ne benzerlik var? Gülümseyerek ekledi kendi kendine, neyse, bunun üzerine daha iyi düşünürüm sonra. Mermi kalbe dokunmamıştı, ama gene de tehlikeliydi Vronsky'nin durumu. Birkaç gün ölümle pençeleşmişti. Konuşacak kadar gücü kendinde ilk bulduğunda yalnız var ya, ağabeyinin karısı vardı odasında. Yengesinin yüzüne sert sert bakarak, "Varya" dedi. "Yanlışlıkla vurdum kendimi. Lütfen hiç kimseye sözünü etme bunun. Olayı duyanlara da böyle söyle. Yoksa aptal durumuna düşmüş olurum." Varya bir şey söylemeden eğildi Bronski'nin üzerine, sevinç dolu bir gülümsemeyle baktı yüzüne. Gözlerinin içi aydınlıktı Bronski'nin, durgundu ama bakışı sertti. Neyse, Tanrıya şükürler olsun. Dedi Varya. Bir yerin acımıyor ya. Göğsünü gösterdi Vronsky, Biraz burası. Dur öyleyse sargıyı değiştireyim. Varya sargıyı değiştirirken Vronski hiç sesini çıkarmadan dişlerini sıkarak ona bakıyordu. Yengesi işini bitirince, sayıklamıyorum, kendimdeyim, dedi. Kendimi bile bile vurduğum dedikodusunun yayılmaması için elinden geleni yap lütfen. Yayılmayacak öyle bir dedikodu. Soru dolu bir gülümseme dolaştı Varya'nın dudaklarında. Umarım yanlışlıkla bir daha vurmazsın kendini. Vurmam galiba ama doğrusu iyi olurdu. Acı acı gülümsedi Vronsky. Varya'yı öylesine korkutan bu sözlere, bu gülümsemeye karşın, yarasındaki iltihap geçip de durumu yavaş yavaş düzelmeye başlayınca Vronsky acısının bir bölümünden bütünüyle kurtulduğunu hissediyordu. Bu davranışıyla o zamana dek duyduğu utancı, küçülmeyi silip atmıştı sanki. Alexey Aleksandrovic'i şimdi rahat rahat düşünebiliyordu. Onun yüce gönüllülüğünü kabul ediyor ama kendini küçülmüş hissetmiyordu artık. Ayrıca eski yaşamının çarkına kapılmıştı gene. İnsanların gözünün içine utanç duymadan bakabileceğini, prensiplerine uygun biçimde yaşayabileceğini hissediyordu. Durmadan uğraşıp da içinden atamadığı bir şey vardı, Anneyi temelli yitirmenin verdiği, umutsuzluğa varan üzüntüydü bu. Şimdi, Alexei Aleksandrovich'e karşı işlediği suçu bağışlatmışken, Anna'yı bırakmaya, olanlardan pişmanlık duyan Anna ile kocasının arasına bir daha girmemeye kesin kararlıydı ama Anna'nın aşkını yitirmenin acısını söküp atamıyordu içinden. Anna'nın yanında tanıdığı, zamanında değerini öylesine az bildiği, şimdi tüm güzellikleriyle her an aklında olan o mutlu dakikaların anısını silip atamıyordu belleğinden. Serpovski, Taşkent'te bir görev bulmuştu ona. Bir an düşünmeden kabul etmişti bu görevi. Ama yolculuk günü yaklaştıkça, gerekli gördüğü şeyin uğruna yaptığı fedakarlık daha bir ağır gelmeye başlamıştı ona. Yarası iyileşmişti artık. Yolculuk hazırlıklarına başlamıştı. Bir kez göreyim onu, sonra gideyim, öleyim, diye düşünüyordu. Veda ziyaretlerini yaparken Betsy'e açmıştı bu düşüncesini. Betsy elçi olarak gitmişti Anna'ya, olumsuz yanıt getirmişti. Bronski bu haberi alınca, böylesi daha iyi, diye geçirdi içinden. Son gücümü de yok edebilecek bir zayıflık yapacağım devrisi sabah Betsy kendi geldi Vronsky'ye. Oblonski aracılığıyla iyi bir haber aldığını, Alexey Aleksandrovich'in ayrılmaya razı olduğunu, dolayısıyla Vronsky'nin Anna'yı görebileceğini söyledi. Vronsky, evinden Betsy'yi yolcu etmeyi bile umursamadan, bütün kararlarını unutup ne zaman görüşebileceklerini, kocasının nerede olduğunu sormadan Kareninlere gitti. Hiçbir şeyi, hiç kimseyi gözü görmeden çıktı merdivenleri koşmamak için kendini güçlükle tutup Anna'nın odasına daldı. Odada kimsenin olup olmadığına dikkat etmeden, bunu düşünmeden kucakladı Anna'yı. Yüzünü, ellerini, boynunu öpmeye başladı. Anna kendini hazırlamıştı bu karşılamaya. Bronski'ye söyleyeceklerini kararlaştırmıştı ama söylemek istediği şeylerin hiçbirini söyleyemedi. Vronsky'nin tutkusu onu da sarmıştı. Onu da, kendini de yatıştırmak istiyordu, ama çok geçti artık. Vronski'nin duyguları ona da geçmişti. Dudakları titriyordu. Uzun süre bir şey söyleyemedi. Vronski'nin elini göğsüne bastırarak, evet, diyebildi sonunda. Aldın beni, seninim artık. Vronski, böyle olmak zorundaydı zaten, dedi. Biz yaşadığımız sürece böyle olmak zorundadır. Şimdi çok iyi biliyorum bunu. Anna'nın yüzü giderek beyazlaşıyordu. Bronski'nin başını kollarının arasına aldı. Doğru, dedi. Ama bütün olanlardan sonra korkunç bir şey var bunda gene de. Bronski başını kaldırıp sağlam dişlerini göstererek gülümsedi. Her şey geçecek, her şey. dedi. Öyle mutlu olacağız ki İçinde korkunç bir şey olduğu için güçlenebilse daha da güçlenirdi aşkımız. Anna Vronsky'nin sözlerine değil sevgi dolu bakışına ister istemez gülümsemeyle karşılık verdi. Vronsky'nin elini tuttu, soğumuş yanaklarını, kısa kesilmiş saçlarını okşadı onun eliyle. Bu kısa saçlarınla tanıyamıyorum seni. Öyle tatlılaştırdı ki seni bu saçın. Çocuk gibisin. Ama yüzün çok soluk, Anna gülümseyerek, "Evet, çok bitkinim." dedi. Dudakları titremeye başladı gene. Bronski, "İtalya'ya gideriz, orada düzelirsin." dedi. Anna yaklaşıp Bronski'nin ta gözlerinin içine baktı. "Bizim karı koca gibi olmamız, baş başa kalmamız, seninle bir aile içinde yaşamamız olabilecek şey midir acaba? Bunun bir zamanlar başka türlü nasıl olabildiğine şaşıyorum. Ben yalnızca Anna dalgın bakışını Vronsky'nin yüzünden kaçırdı. Stiva onun her şeyi kabul ettiğini söylüyor, dedi. Ama onun gösterdiği bu yüce yürekliliği ben kabul edemem. Boşanmak istemiyorum. Her şey vız geliyor bana artık. Seryoja konusunda ne karar vereceğimi biliyorum yalnızca. Vronsky Anna'nın o anda oğlunu, boşanmayı nasıl düşünebildiğine akıl erdiremiyordu. Birbirine kavuştuktan sonra gerisi önemsiz değil miydi? Ananın elini avcunun içinde döndürerek onun dikkatini çekmeye çalıştı. Sözünü etme bunun, böyle konuşma dedi. Ama anne hala bakmıyordu ona. Ah, niçin ölmedim dedi. Ne iyi olurdu ölseydim. Alayamıyordu ama gözyaşları yanaklarından aşağı yuvarlanmaya başlamıştı. Bronski'yi üzmemek için gülümsemeye çalışıyordu. Eski dünya görüşüne göre, Taşkent'te atandığı gurur okşayıcı, tehlikeli görevi reddetmek Bronski için yüz kızartıcı, olanaksızdı. Ama şimdi bir an düşünmeden reddetmişti bu görevi. Sonra da üstlerinin bu davranışını iyi karşılamadıklarını görünce hemen emekliliğini istemişti. Bir ay sonra Alexi Aleksandroviç evinde oğluyla yalnız kalmıştı. Anna, kocasından resmen boşanmadan, bunu kesinlikle reddedip Bronski ile Avrupa'ya gitmişti. Prenses Şeçerbatsa'ya çeyizin yarısı bile yetiştirilemeyeceği için düğünün beş hafta sonraki yortudan önce yapılamayacağı görüşündeydi. Öte yandan, düğünü yortudan sonraya bırakırlarsa, bu kez de çok geç kalmış olabileceklerini söyleyen nevine hak vermemek elinde değildi. Prens Şeçerbatski'nin yaşlı teyzesi çok hastaydı kısa bir zaman sonra ölebilir, matem nedeniyle düğün gecikebilirdi. Renses Chase'in küçük bir bölümünü şimdi hazırlamaya, geri kalan büyük bölümünü de sonra yollamaya karar vermişti. Levin'in bunu kabul edip etmediğini açıkça söyleyememesi de onu çok kızdırıyordu. Yeni evliler düğünden hemen sonra köye gideceklerdi. Asıl çeyiz orada gerekli olmayacağı için bu düşünce akla daha bir yatkındı. Levin çılgın gibiydi hala. Evrenin varoluşunun tek, en önemli nedeninin kendi ve onun mutluluğu olduğunu, şimdi düşünecek, gerçekleştirmeye çalışacak bir şeyi olmadığını, her şeyi başkalarının onun için yaptığını, yapacağını düşünüyordu. Gelecek üzerine bir planı, bir amacı bile yoktu. Bunu düşünmeyi başkalarına bırakıyor, her şeyin çok çok iyi olacağından kuşku etmiyordu. Yapması gereken şeylerde A.B. Sergey Ivanoviç, Stepan Arkadyevich, bir de prenses yol gösteriyorlardı ona. Önerilen her şeyi hemen kabul ediyordu. Abi borç para almıştı onun için. Prenses dünden sonra Moskova'dan ayrılmasını salık vermişti. Stepan Arkadyevich Avrupa'ya gitmelerini söylemişti. Hepsine evet diyordu. Bir haz duyuyorsanız bildiğiniz, istediğiniz gibi yapın, diye geçiriyordu içinden. Mutluyum ben, ne yaparsanız yapın. Ne daha çok mutlu olabilirim ne de daha az. Stepan Arkadievich'in Avrupa'ya gitmelerini salık verdiğini Levin Kitty'ye açtığında, Kiti'nin bunu kabul etmediğini, gelecekteki yaşamları üzerine bir takım kesin dilekleri olduğunu görünce pek şaşırdı. Kiti, Levin'in köyde sevdiği bir işi olduğunu biliyordu. Kitty'nin bu işi anlamamakla kalmayıp anlamak da istemediğinin farkındaydı Levin. Ama bu Kitty'nin bu işi çok önemli saymasına engel olmuyordu. Bu nedenle Kitty evlerinin kötü olacağını biliyor, sürekli kalmayacağı Avrupa'ya gitmek yerine evine, köye gitmek istiyordu. Onun açıkça söylediği bu isteği Levin'i şaşırtıyordu. Hiçbir şeyi umursamadığı için hemen Stepan Arkadyeviç'e koştu. Bu onun göreviymiş gibi köye gitmesini, orada her şeyi bildiği gibi, öylesine üstün olan zevkine göre yapmasını diledi. Stepan Arkadievich, köyden döndükten sonra yeni evliler için her şeyi hazırlamıştı orada bir günlevine, bak ne diyeceğim, dedi. Günah çıkarttığını gösteren belgen var mı senin? Yok. Ne olacaktı? Nikah kıyılmaz belgen yoksa. Ay 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 diye bağırdı Levin. Dokuz yıldır ne oruç tutarım, ne kiliseye giderim ben. Hiç düşünmedim. Stepan Arkadyevich gülümsedi. Çok hoşsun, dedi. Bir de bana nihilist dersin. Ama olmaz. Oruç tutmalı, ayinlere gitmelisin. Ne zaman? Dört gün kaldı şunun şurasında. Stepan Arkadievich bu işi de halletti. Levin günah çıkartmak, kutsal ekmekle şarap almak için oruç tutmaya başladı. İnanmayan ama başkalarının inancına saygı duyan bir insan olarak Levin için kilisedeki bir törene katılmak çok ağır bir yüktü. Şimdi de içinde bulunduğu her şeye karşı duygululuk, yumuşaklık dolu ruhsal durumda bu ikiyüzlülük zorunluluğu Levin'e yalnızca ağır gelmiyor, aynı zamanda da bütünüyle olanaksız görünüyordu. Şimdi ruhsal yönden yüceldiği, yaşamı renklendiği bir sıradaya ikiyüzlülük yapmak ya da dine saygısızlık etmek zorunda kalacaktı. Ne birini ne de ötekini yapacak gücü buluyordu kendinde. Ama Stepan Arkadyevich'i kaç kez sorguya çektiyse, belgenin oruç tutmadan alınıp alınamayacağını sorduysa, Stepan Arkadyevich hep bunun olanaksız olduğunu söylemişti. Ne zorluğu var ki bunun, hepsi iki gün papaz da çok cana yakın bir ihtiyardır. Sen hiç farkına varmadan çekip verecektir ağrıyan dişini. Levin ilk sabah ayına gitti. Ayakta beklerken 16-17 yaşlarındaki o güçlü din duygusunu yeniden canlandırmaya çalışıyordu içinde. Ama bunun olanaksız olduğunu anlamakta gecikmedi. Bütün bu yapılanları büyükleri ziyaret geleneğine benzeyen anlamsız bir gelenek olarak görmeyi denedi ama bunu da yapamayacağını hissetti hemen. Uşağının çoğunluğu gibi, Levin'in de dine karşı son derece belirsiz bir tutumu vardı. İnanmasına inanamıyordu. Öte yandan bütün bunların yanlış olduğuna kesin inancı da yoktu. Bu nedenle yaptığı şeyin bir anlamı olduğuna inanamadı, bunu boş bir formalite diye de kabul edemediği için bu oruç süresince anlamadı, bu yüzden de içinde bir sesin ona dediği gibi yapmacık, kötü bir şeyi yapmaktan sıkılıyor, utanıyordu. Ayın sırasında KH duaları, onlara kendi görüşleriyle çelişmeyen anlamlar vermeye çalışarak dinliyor. KH anlayamayacağını, onları suçlamak zorunda kalacağını düşünerek dinlememeye çalışıyor. Böyle bomboş ayakta dururken kafasının içinde olan üstü bir canlılıkla beliren düşünceleriyle, gözlemleriyle, anılarıyla ilgileniyordu. Levin sabah ayininin de akşam ayininin de gece duasının da sonuna dek ayakta durduktan sonra devrisi sabah her zamankinden erken kalkıp çay içmeden, sabahın sekizinde sabah dualarını dinlemek, günah çıkartmak için kiliseye gitti. Kilisede yoksul bir erden, yaşlı bir kadından, bir de kilise görevlilerinden başka kimsecikler yoktu. İnce cübbe altlığının altından uzun sırtı iki parça olarak görünen genç bir zangoç, Levin'i karşıladı hemen. Duvarın dibindeki küçük masaya geçti, duaları okumaya başladı. Zangoç okudukça, özellikle de sık sık geçen, Tanrım sen bağışla, sözcüklerini yineledikçe Levin düşüncesinin artık kapatılıp mühürlendiğini, ona dokunmamasının, onu kıpırdatmamasının gerektiğini, yoksa her şeyin birbirine karışacağını hissediyordu. Bu yüzden Zangoç'un arkasında, ayakta dikiliyor, okunanları dinlemiyor, anlamaya çalışmıyordu. Kendi düşüncelerine dalmıştı. Dün akşam Kitty ile köşedeki masada oturduklarını düşünüyor. İnsanı şaşırtacak kadar anlamlı bir eli var, diye geçiriyordu içinden. Hemen her zaman olduğu gibi konuşacak bir şeyleri yoktu o anda. Kiti elini masanın üzerine koymuş, açıp kapıyordu. Kendi eline gülüyordu. Levin Kiti'nin elini nasıl öptüğünü. Sonra onun pembe beyaz avcunun içindeki çizgilere baktığını anımsamıştı. Öne eğilen zangocun sırtının esnek hareketine bakıyor, haç çıkarıyor, öne eğiliyor, bir yandan da gene bağışla diye geçiriyordu içinden. Sonra o aldı benim elimi, avcumun içindeki çizgilere baktı. Çok hoş bir elin var, dedi. Levin kendi eline, sonra zangocun kısa koluna baktı. Evet, bitiyor artık diye geçirdi içinden. Duaya kulak verdi hayır, gene baştan başlıyor galiba. Hayır, hayır, bitiyor. Baksana secdeye varıyor. Sonunda secdeye varılır hep. Zangoç kadife yeninden uzanan eliyle 3 rublelik kağıt parayı usulca aldıktan sonra kaydedeceğini söyleyip yeni çizmelerini boş kilisenin parkelerinde takırdata takırdata çevik adımlarla altara gitti. Bir dakika sonra başını uzattı oradan. Levin'e gelmesini işaret etti. O ana kadar kapalı olan düşüncesi kıpırdanmaya başlamıştı Levin'in kafasının içinde. Ama o kovmaya çalışıyordu onu. Bir yolu bulunur diye geçirdi içinden. İkon dolabının önündeki balkona yürüdü. Merdiveni çıkarken başını sağ çevirince papazı gördü. Seyrek sakalına ak düşmüş, babacan bakışlı ihtiyar papaz rahlenin önünde ayakta duruyor, dua kitabının sayfalarını çeviriyordu. Öne hafifçe eğilerek Levin'e selam verdikten sonra, alışık olduğu bir sesle okumaya başladı duaları. Okumayı bitirdikten sonra secdeye vardı. Levin'e döndü. İsa'yı çarmıha gerili gösteren tasviri gösterip, İsa kendini göstermeden buradadır, dedi. İtiraf ettiğiniz günahlarınızı bağışlayacaktır. Gözlerini Levin'den kaçırıp ellerini boynundaki kordonun altında kavuşturarak sürdürdü konuşmasını. Kutsal Havari Kilisesi'nin bize öğrettiklerinin hepsine inanıyor musunuz? Levin, her şeyden kuşku ediyordum, şimdi de ediyorum, dedi. Kendi sesi hiç hoşuna gitmemişti. Sustu. Papaz, Levin daha bir şeyler söyleyecek mi diye birkaç saniye bekledi. Sonra gözlerini kapayıp, oğulların üzerine basa basa, çabuk çabuk konuşarak, kuşku kişi yolunun zayıflığında vardır, dedi. Ama bizler, merhametli Rabbimize, bize güç vermesi için dua etmeliyiz. Zaman kaybetmek istemiyormuş gibi hemen ekledi arkasından. Başlıca ne gibi günahlarınız var? En önemli günahın kuşkudur. Her şeyden kuşku ediyorum, içim kuşkularla dolu. Papaz aynı şeyi yineledi. Kuşku kişi oğlunun zayıflığında vardır. Özellikle neden kuşku ediyorsunuz? Her şeyden. Bazen Tanrı'nın varlığından bile. Levin elinde olmadan söylemişti bunu. Söylediğinin uygunsuzluğu dehşete düşürdü onu. Ama Levin'in bu dediği, papaza hiç etki etmemişe benziyordu. Dudaklarında belli belirsiz bir gülümseme, çabuk çabuk konuşarak, Tanrı'nın varlığından nasıl kuşku edilebilir? Dedi. Levin susuyordu. Papaz, alışık olduğu bir tavırla, çabuk çabuk konuşarak sürdürdü konuşmasını. Yarattığı şeyleri görüyorken nasıl kuşku edebilirsiniz? Yaradanın varlığından. Gök kubbeyi kim süsledi yıldızlarla? Yeryüzüne bunca güzelliği kim verdi? Levin'in yüzüne soru dolu bakışlarla baktı. Yaratıcısız olabilir mi bütün bunlar? Levin papazla felsefe tartışmasına girmesinin uygunsuz kaçacağını bildiği için soruya kestirme yanıt verdi. Bilmiyorum. Papaz neşeli bir şaşkınlıkla, Bilmiyor musunuz? dedi. Her şeyi Tanrı'nın yarattığından nasıl kuşku edebiliyorsunuz? Levin kızararak, Hiçbir şeyi anlayamıyorum, dedi. Ağzından çıkan her sözcüğün aptalca, saçma olduğunu bu durumda başka türlü de olamayacağını hissediyordu. Tanrı'ya dua edin. Yalvarın ona. Kutsal rahipler arasında bile kuşku edenler olmuştur. Sonra inançlarını güçlendirmesi için yalvarmışlardır Tanrı'ya. Şeytan'ın gücü büyüktür. Ona kapılmamanız gerekir. Dua edin. Yalvarın Tanrı'ya. Dua edin çabuk çabuk konuşarak bitirmişti sözünü papaz. Düşünceye dalmış gibi sustu bir süre. Gülümseyerek ekledi sonra, duyduğuma göre, bizim cemaatimizden manevi oğlum Prens Şeçerbatki'nin kızıyla evlenmeye hazırlanıyormuşsunuz. Çok iyi bir kızdır. Bu kez kızarmak sırası levindeydi. Evet, diye karşılık verdi. Günah çıkartırken ne demeye soruyor bunları, diye geçirdi içinden. Papaz onun bu düşüncesine yanıt veriyormuş gibi sürdürdü konuşmasını. Evlenmeye hazırlanıyormuşsunuz. Belki çoluk çocuk bağışlayacak size Tanrı. Öyle değil mi? Babacan bir gülümseme belirdi dudaklarında. Peki ama içinizde sizi inançsızlığa çekmek isteyen şeytanın kötülüğünü yenmemişseniz yavrularınızı hangi yolda eğiteceksiniz? Çocuğunuzu seviyorsanız, iyi bir baba olarak yalnızca zenginlik, rahatlık, onur isteyemezsiniz onun için. Doğru yolda olmasını, gerçeğin ışığının ruhunu aydınlatmasını da isteyeceksinizdir. Öyle değil mi? Masum yavrucak size "Babacığım, bunca güzel şeyi, toprağı, suyu, güneşi, çiçekleri, otları kim yarattı?" diye sorduğunda ne yanıt vereceksiniz ona? "Bilmiyorum." mu diyeceksiniz? Rabbimiz o sınırsız merhametiyle size her şeyi açık ettiğine göre bunu bilmemek elinizde değildir. Ya şöyle sorarsa size yavrunuz, öteki dünyada neler bekliyor beni? Bu konuda bir bilginiz yoksa ne anlatacaksınız ona? Ne yanıt vereceksiniz? Bu dünyanın ve şeytanın ayartmalarına mı tutsak edeceksiniz onu? Hiç de iyi olmaz bu. Papaz başını yana eğip babacan sevgi dolu bakışını Levin'in yüzüne dikti. Levin susuyordu. Şimdi papazla tartışmaya girmek istemediğinden değil, ona hiç kimse böyle sorular sormadığı için yanıt vermiyordu. Çocuklarının bu soruları soracakları zamana ise daha çok vardı. Ne yanıt vereceğini rahat rahat düşünebilirdi. Papaz anlatıyordu. Yeni bir yaşama giriyorsunuz. Kendinize bir yol seçmeli, sıkıca sarılmalısınız ona. Merhametli Tanrının size yardım etmesi için yalvarın ona. Dua edin. Rabbimiz ve Tanrımız sınırsız insan sevgisiyle, merhametiyle bağışlayacaktır seni, oğlunu. Papaz okumaya başladığı duayı bitirdikten sonra haç çıkararak kutsadı Levin. Yolcu etti onu. O gün eve döndüğünde, sıkıcı durum artık sona erdiği için yalan söylemek zorunda kalmadan her şey olup bittiği için sevinçliydi Levin. Ayrıca o sevimli, cana yakın ihtiyarın söylediklerinden silik bir izlenim kalmıştı içinde. Onun anlattıklarının hiç de başlangıçta sandığı gibi saçma olmadığını, burada açıklığa kavuşturulması gereken bir şeyin olduğunu düşünüyordu. Levin, şimdi olmaz kuşkusuz, ama başka bir zaman olur diye geçiriyordu içinden. Ruhunda belirsiz, pis bir şeyin varlığını eskisinden daha bir canlı hissediyordu. Başkalarında öylesine belirgin gördüğü, hiç sevmediği arkadaşı Sviyaskiy'e sitem etmesine neden olan dine karşı o duygu şimdi onun ruhunda da vardı. O akşamı Dolin'in evinde nişanlısı ile birlikte geçiren Levin çok neşeliydi. Stepan Arkadyeviç'e içindeki sevinci anlatırken çemberden atlaması öğretilen, kendisinden isteneni sonunda anlayıp tam olarak yapan, sevincinden ince sesler çıkararak, kuyruğunu sallayarak masaların üzerlerine, pencerelere zıplayan bir köpek gibi mutlu olduğunu söyledi. Gelene uyarak, prensesle Darya Aleksandrovna her şeyde gelene tam uyulmasında ısrar ediyorlardı. Düğün günü nişanlısını hiç görmedilerin. Otel odasında bir rastlantı sonucu bir araya gelmiş üç bekarla yedi yemeğini. Bu üç bekar şunlardı, Sergey Ivanoviç, Levin'in üniversiteden arkadaşı, şimdi doğal bilimler profesörü Katavasov, Levin yolda rastlamış, zorla getirmişti onu otele, bir de Levin'in ayı avı arkadaşı, Moskova Sul Yargıcı, Sadıcı Çirikov. Yemek çok neşeli geçiyordu. Sergey Ivanovich çok neşeliydi. Katavasov'un tuhaflığı pek eğlendiriyordu onu. Tuhaflıklarının iyi karşılandığını, anlaşıldığını hisseden Katavasov daha çok dikkat çekmeye çalışıyordu. Çivikov her konuşmaya neşeyle, içtenlikle katılıyordu. Katavasov, kürsüde edinilmiş alışkanlığıyla sözcükleri uzata uzata, böyle işte, diyordu. Dostumuz Konstantin Dimitriç ne yetenekli bir gençti. Oysa şimdi nerede o eski Konstantin Dimitriç? O zamanlar bilimi de severdi. Üniversiteden çıktığında insanlara özgü düşünceleri vardı. Şimdi ise yeteneklerinin yarısı kendi kendini aldatmaya, öteki yarısı da bu aldatışı haklı göstermeye yönelmiş durumda. Sergey Ivanoviç, "Evliliğe sizin gibi kararlı bir düşman görmedim ömrümde." dedi. "Hayır, evliliğe düşman değilim ben. Emeğin paylaştırılmasından yanayım. Ellerinden başka şey gelmeyen insanlar insan üretmeli." Geri kalanlarda onların her yönden gelişmeleri, mutlu olmaları için çalışmalıdırlar. Bence öyle. Bu iki mesleği birbirine karıştırmanın sürüyle heveslisi vardır. Ama ben onlardan değilim. Levin, sizin bir bayana tutulduğunuzu duyduğumda ne sevineceğim. dedi. Düğününüze çağırın beni lütfen. Şimdi de seviyorum zaten. Evet, mürekkep balığını. Levin ağabeyine döndü. Biliyor musun? Mihail Semyonich bir kitap yazıyor. Mürekkep balığının beslenmesi üzerine, neyse canım karıştırmayın şimdi. Ne üzerine yazarsam yazayım, bir şeyi değiştirmez bu. Asıl önemli olan tutkun olmamdır mürekkep balığına. Ama karınızı sevmenize engel olmayacaktır mürekkep balığı. O olmaz, ama karım olur. Neden? Yakında anlarsınız. Siz çiftlik işlerini, avı seviyorsunuz. Hele bekleyin biraz, görürsünüz. Çilikov karıştı söze, arhip geldi bugün. da iki ayı görüldüğünü söyledi. Bensiz vurursunuz onları artık. Sergey Ivanoviç bu doğru işte, dedi. İyisi mi şimdiden vedalaş ayı avıyla? karın bırakmayacaktır seni nasıl olsa. Levin gülümsedi. Karısının onu bırakmayacağı düşüncesi öylesine hoş bir şeydi ki, ayı görmek zevkinden temelli vazgeçmeye hazırdı o anda. Çirikov, doğrusu bu iki ayıyı sessiz avlamak acı olacak. Apilov'da son avlanışımızı anımsıyor musunuz? Çok tatlı bir av olabilirdi. Lerin, Kitty'nin bulunmadığı bir yerde bir şeyin olamayacağı konusunda arkadaşlarını düş kırıklığına düşürmek istemiyordu, bunun için bir şey söylemedi. Sergey Ivanoviç, bekarlıkla vedalaşmak geleneği boşuna değildir, dedi. Ne denli mutlu olursa olsun, özgürlüğünü yitirmek acı gelir insana. Hadi itiraf edin. Gogol'ün oyunundaki, kendini pencereden atmak isteyen damadın hissettiklerini hissediyorsunuzdur şu anda. Hissediyordur elbette, ama itiraf edilmez bu, dedi Katavasov. Kahkaha ile gülmeye başladı. Çirikov da gülümsedi. İstiyorsanız, pencere açık, dedi. Halkın Tiver'e gidelim hemen. Ayılardan biri dişi, ta inine kadar götürür bizi. Sahi, beş treniyle gidelim hadi. Buradakiler de ne halleri varsa görsünler. Levin gülümsedi. Ne yalan söyleyeyim, ruhumu yokluyorum da özgürlüğümü yitirdiğime en küçük bir acıma bulamıyorum içimde. Katavasov, ruhunuz böylesine karma karışıkken hiçbir şey bulamazsınız orada, zaten dedi. Bekleyin hele, biraz kendinize geldiniz mi bulursunuz. Hayır, şu anda duygumdan, Levin Katavasov'un yanında aşk sözcüğünü kullanmak istemiyordu. Mutluluğumdan başka pek az şey hissediyorum. Ama özgürlüğümü yitirdiğime acımıyorum. Tam tersine, seviniyorum onu yitirdiğime. Katavasov, çok kötü, dedi. Umut yok. Neyse, kurtuluşuna ya da hayallerinin hiç değilse, yüzde birinin gerçekleşmesine kaldıralım kadehlerimizi. Bu kadarı bile yeryüzünde görülmemiş bir mutluluk olacaktır. Yemekten sonra konuklar giyinip düğüne yetişebilmek için hemen kalktılar. Levin yalnız kalınca bu bekarların konuşmalarını düşünmeye koyuldu. Onların sözünü ettikleri özgürlüğüne acıma duygusunun içinde olup olmadığını bir kez daha sordu kendi kendine. Gülümsedi. Özgürlük mü? Neye yarar özgürlük? Sevmektir mutluluk. Onun istediği şeyleri istemek, onun düşündüğü şeyleri düşünmektir mutluluk. Özgürlüğün olmamasıdır yani. Birden bir ses şöyle fısıldadı kulağına ama onun düşüncelerini, isteklerini, duygularını biliyor musun Yüzündeki gülümseme kayboldu bir anda Düşüncelere daldı Levin Ansızın tuhaf bir duyguya kapılmıştı Korkuyla kuşku her şeye karşı duyulan bir kuşku doldurmuştu içini Ya sevmiyorsa beni diye soruyordu kendi kendine Ya Sif evlenmiş olmak için evleniyorsa benimle Ya farkında değilse yaptığının Kendine gelebilir Karım olduktan sonra anlayabilir beni sevmediğini, sevemeyeceğini. Kiti üzerine kötü, tuhaf düşünceler gelmeye başlamıştı aklına. Kiti ile Vronsky'yi yan yana gördüğü bir yıl önceki akşam dün akşammış gibi kıskanıyordu onu Vronskiden. Kiti'nin ona her şeyi söylemediğinden kuşkulanıyordu. Ayağı fırladı. Umutsuzluk içinde. Hayır, böyle olamaz bu, dedi kendi kendine gidip soracağım ona. Son kez söyleyeceğim, ikimiz de serbestiz, burada bıraksak mı bu işi? Her şey ömür boyu sürecek bir mutsuzluktan, yüz karasından, iki yüzlülükten iyidir. Yüreği umutsuzluk, bütün insanlara da, Kitty'e de, kendine de öfke dolu çıktı otelden. Kitty'e gitti. Onu arka odalardan birinde buldu. Kitty sandığın üzerine oturmuş, Oda hizmetçisi kızla konuşuyor sandalyelerin arkalıklarına yerlere serili renk renk elbiseleri ayırıyordu. Levini görünce sevinçle aydınlandı yüzü. Ah! diye haykırdı. Sen ha, siz. Bu son güne kadar Levine bazen sen, bazen siz diyordu. Hiç beklemiyordum seni. Ben de kızlık giysilerimi ayırıyor hangisini kime vereceğimi kararlaştırıyordum. Levin, hizmetçi kızın yüzüne soğuk soğuk baktı. Ya? Çok güzel. Dedi. Kiti, haydi sen git. Dun yaşa, sonra çağırırım seni. Hizmetçi kız çıkar çıkmaz da, neyin var senin? Diye sordu. Sen derken pek kararlıydı. Levi'nin tuhaf bir anlatımla kaplanmış yüzünü, heyecanlı, üzgün halini görmüş, içine bir korku düşmüştü. Levin, Kitty'nin karşısında durdu. Yalvarır gibi yüzüne bakarak, umutsuzluk dolu bir sesle, Kitty, dedi. Acı çekiyorum. Bir başıma acı çekecek gücüm yok. Kitty'nin sevgi, içtenlik okunan yüzünden, söylemek niyetinde olduğu şeyin hiçbir anlamı olamayacağını, bir sonuç vermeyeceğini anlamıştı. Ama kuşkularını kitinin dağıtmasını istiyordu gene de. Zamanın hala geç olmadığını söylemeye geldim sana. Yapılanlardan vazgeçebiliriz, her şeyi düzeltebiliriz. Ne? Bir şey anlamıyorum söylediğinden. Nedir bu heyecan? Bin kez söylediğim, aklımdan hiç çıkmayan şey. Sana layık olmamam. Benimle evlenmeyi istemiş olamazsın. Bir kez daha düşün Kiti. Yanıldın iyi düşün. Sevemezsin beni sen. Er. İyisi mi söyle bana? Kiti'nin yüzüne bakmadan konuşuyordu Levin. Mutsuz olacağım ben. Varsın, ne isterse söylesin herkes. Her şey iyidir mutsuzluktan. Henüz zamanımız varken bir şey kaybetmiş sayılmayız. Kiti ürkek, anlamıyorum, dedi. Yani benimle evlenmekten vazgeçmek mi istiyorsun? Beni sevmiyorsan, evet. Can sıkıntısından kıpkırmızı olmuştu kitinin yüzü. Delisin sen, diye haykırdı. Ama Levin'in yüzündeki acıyı görünce can sıkıntısını yendi. Koltuğun üzerindeki giysiyi kaldırıp attıktan sonra Levin'e daha yakın oturdu. Neler düşünüyorsun? diye ekledi. Anlat bana. Beni sevemeyeceğini. Niçin sevmiş olabilirsin beni? Kiti, tanrım. Dedi. Elimden ne gelir. Ağlamaya başlamıştı. Levin, ah. Ne yaptım ben? Diye haykırdı. Kiti'nin önünde yere diz çöküp ellerine öpmeye başladı. Prenses beş dakika sonra odaya girdiğinde onları bütünüyle barışmış buldu. Kitty yalnızca onu sevdiğine inandırmamıştı Levin'i, onun için sevmiş olabileceği sorusunu yanıtlarken nedenini de açıklamıştı ona. Levin'i bütünüyle anladığı, onun nelerden hoşlandığını, nelerden hoşlanabileceğini, hoşlandığı her şeyin iyi olduğunu bildiği için onu sevdiğini söylemişti. Levin'e çok kolay anlaşılır görünmüştü anlattıkları. Prenses içeri girdiğinde ikisi sandığın üzerinde yan yana oturmuş, giysileri ayırıyor, tartışıyorlardı. Levin ona evlenme önerdiği anda Kiti'nin üzerinde olan kahverengi giysiyi Dunyaşa'ya vermek istiyordu Kiti. Levin de onu hiç kimseye vermemesini, Dunyaşa'ya onun yerine açık mavi giysiyi vermesini istiyordu. Anlamıyor musun? Sarışındır Dunyaşa, gitmez ona bu. Her şeyi düşündüm ben. Prenses, Levin'in niçin geldiğini öğrenince yarı şaka yarı ciddi istem etti ona. Otele gidip giyinmesini, Kiti'nin saçlarını yaptırmasına neredeyse gelecekti Charles engel olmamasını söyledi. Kaç gündür ağzına bir şey koymuyor kızcağız. Zayıfladı. Bu yetmiyormuş gibi bir de sen saçma sapan düşüncelerinle üzüyorsun onu. Hadi git artık, hadi canım. Levin suçlu, utanmış ama huzura kavuşmuş, oteline döndü. Ağabeyi, Darya Aleksandrovna, Stepan Arkadyevich, hepsi de giyinip kuşanmış, tasvirle kutsamak için bekliyorlardı onu. Zaman yoktu. Darya Aleksandrovna'nın daha eve gitmesi, gelinin arabasında tasviri tutacak olan saçları ondülelenmiş, biriyantinlenmiş olunu alması gerekiyordu. Sonra, arabanın birini sadece, Sergei Ivanoviç'i götürecek olanı da geri yollamak gerekti. Kısacası, düşünecek çok şey vardı. Kuşku edilemeyecek tek şey de acele etmenin gerektiğiydi. Saat altı buçuk olmuştu çünkü. Tasvirle kutsama işi bir şeye yaramadı. Stepan Arkadyevich komik, vakur bir pozda karısının yanında ayakta durdu tasviri eline aldı, Levin'e öne eğilmesini söyledi. İçten, şakacı bir gülümsemeyle kutsadı onu. Üç kez öptü. Darya Aleksandrovna da aynı şeyi yaptıktan sonra, hemen gitmek istedi. Arabaların hangisinin nereye, ne zaman gideceğini şaşırdı gene. Bak nasıl yapalım, sen bizim kupa arabasıyla onu almaya git. Sergey Ivanoviç de lütfedip arabasını hemen geri yollarsa çok iyi olur. Olur, olur. Stepan Arkadievich, biz de onunla geliyoruz şimdi, dedi. Eşyaları yolladınız mı? Yolladık, dedi Levin. Kuzmaya giyinmesine yardım etmesini söyledi. Nikah töreni için aydınlatılmış kiliseyi çoğunluğu kadın, büyük bir kalabalık doldurmuştu. İçeri giremeyenler pencerelerin önünde toplanmış, itişip kakışarak, atışarak parmaklıklardan içeri bakıyorlardı. Jandarmalar 20'den fazla arabayı yol boyunca sıralamışlardı. Bir polis amiri pırıl pırıl üniformasının içinde dondurucu soğuğu umursamadan dikiliyordu girişte. Heş peşe geliyorlardı arabalar. Bayanlar çiçekli tuvaletlerinin uzun eteklerini kaldırıp erkekler bazıları keplerini bazıları siyah şapkalarını çıkarıp kiliseye giriyorlardı. Kilisenin içinde iki avizede tasvirlerin hepsinin önündeki mumlar da yakılmıştı. İkon dolabının kırmızı fonunda altınlar da, ikonların altın kaplama işlemeleri de, avizelerle şamdanların gümüşleri de, parkelerde, küçük duvar halıları da, yukarıdaki aziz resimleri de, ikonların önündeki balkona çıkan merdivenin basamakları da, artık kararmış eski kitaplar da, papazların cübbeleri de, korodakilerin beyaz keten cübbeleri de ışığa boğulmuştu. Salonun sağ yanındaki fırak, papyon kravat, ağır ipek, kadife, atlas, saç, çiçek, çıplak omuz ve kol, uzun eldiven kalabalığında yüksek kubbede tuhaf bir biçimde yansıyan canlı, ölçülü bir konuşma sürüp gitmekteydi. Açılan kapının gıcırtısı her duyulduğunda kalabalık susuyor, herkes içeri giren gelinle güveyi görmek umuduyla kapıya bakıyordu. Ama on kezden çok açılmıştı kapı, gelenler ya sağdaki davetliler kalabalığına katılan geç kalmış bir konuk ya da soldaki seyirciler kalabalığına katılan, kapıdaki polis komiserini kandırmış, belki gönlünü hoş etmiş biriydi. Akraba olanlar da yabancılar da beklemekten sıkılmaya başlamışlardı artık. Başlangıçta gelinle damadı her an bekliyorlar, bu gecikmeye bir anlam vermiyorlardı. Sonraları daha bir sık başlamışlardı kapıya bakmaya. Herkes kötü bir şeyin olmuş olmasından korkuyor, yalnızca bundan söz ediyorlardı. Daha sonra bu gecikme tuhaf kaçmaya başlamıştı artık. Akrabalar da konuklar da damadı düşünmüyor. Kendi konuşmaları ile ilgileniyor gibi yapmaya çalışıyorlardı. Baş zangoç, zamanın değerli olduğunu anımsatmak istiyor gibi sabırsız pencerelerin camlarını titretircesine öksürüyordu. Koronun bulunduğu balkondan sıkılmaya başlamış şarkıcıların ke prova sesleri, ke sümkürmeleri duyuluyordu. Papaz, damadın gelip gelmediğini öğrenmeleri için ikide bir yazangocu yazangoç yardımcısını yolluyordu dışarı. Damadı beklerken kendi de leylak rengi cübbesi, işlemeli kuşağıyla daha sık çıkıyordu yan kapıya. Sonunda bayanlardan biri saatine bakıp doğrusu çok tuhaf, dedi. Konukların hepsi heyecanlıydı. Şaşkınlıklarını, can sıkıntılarını açık açık söylemeye başladılar sadıçlardan biri ne olduğunu anlamak için arabaya binip gitti. Bu arada kiti çoktan hazırlanmış, beyaz gelinliğini giymiş, uzun duvağını, greyfurt çiçeklerinden tacını takmış, Çeçerbatskilerin evinin salonunda, dün annesi ve ablası Lvova ile ayakta duruyor, pencereden dışarı bakıyor, yarım saati aşkın bir zamandır sadıcının, damadın kiliseye geldiği haberini getirmesini bekliyordu. Öte yanda Levin, pantolonunu giymiş, ama yeleksiz, fraksız, Otel odasında bir aşağı bir yukarı dolaşıyor, ikide bir kapıdan başını uzatıp koridora bakıyordu. Ama beklediği yoktu görünürlerdi. Umutsuzluk içinde geri dönüyor, elini kolunu sallayarak, sigarasını sakin sakin içen Stepan Arkadievich'e, böylesine korkunç, aptalca bir duruma düşen bir insan daha olmuş mudur? Diyordu. Stepan Arkadievich tatlı tatlı gülümsedi. Evet, çok kötü bir durum, dedi ama sakin ol, şimdi getirirler. Levin öfkesini tutmaya çalışıyordu. Ah, elden ne gelir? Gömleğinin buruşuk önüne baktı. Şu önü açık yeleklerde ne aptalca şeyler. Umutsuzca yükseltti sesini. Ya tren istasyonuna götürdülerse eşyaları. O zaman benimkini giyersin. Çoktan yapmam gerekirdi bunu zaten kiliseye gülünç bir durumda gitmen doğru olmaz. Sabret biraz, düzelir. Durum şuydu, Levin giyinmek için giysilerini istediğinde, yaşlı uşağı kuzma, frağını, yeleğini, gerekli her şeyini getirmişti. Gömleğim hani? diye bağırmıştı Levin. Kuzma sakin sakin gülümseyerek yanıt vermişti. Üzerinizde var ya, her şeyi toplayıp bu akşam yeni evlilerin yola çıkacakları Şecherbatsk'lere göndermesi emrini aldığı için o da öyle yapmış. Frak takımını bırakıp geri kalan her şeyi oraya yollamış. Temiz gömlek ayırmamıştı. Levi'nin sabahtan beri giydiği gömlek buruş buruştu. Yeni moda öne açık yelekle giymek olmazdı bu gömleği. Şecherbatsk'lere adam yollayamazlardı. Çok uzaktı çarşıdan bir gömlek alması için kuzmayı yolladılar. Uşak eli boş döndü. Pazar olduğu için dükkanlar kapalıydı. Stepan Arkadyevich'in evine adam yollayıp bir gömlek aldırttılar. Gelen gömlek çok bol ve kısaydı. Sonunda Şeçerbatskilere, eşyaları açıp bir gömlek getirmesi için kuzmayı yolladılar. Damadı bekliyorlardı kilisede, oysa damat, kafese kapatılmış yabani bir hayvan gibi odanın içinde bir aşağı bir yukarı dolaşıp duruyor, ikide bir kapıdan başını uzatıp koridora bakıyor, Kitty'ye söylediği o saçma sapan şeyleri, Kitty'nin aklına şimdi kim bilir ne kötü şeyler geldiğini dehşet içinde düşünüyordu. Suçluk kuzma elinde, gömlekle soluk soluğa daldı odaya sonunda, tam zamanında yetiştim, dedi. Arabaya yüklüyorlardı eşyaları. Üç dakika sonra Levin, daha fazla sinirlenmemek için saatine bakmadan koşuyordu koridorda. Stepan Arkadyevich, Levin'in arkasından hiç telaşlanmadan çabuk çabuk yürürken, boşuna bu kadar acele ediyorsun, diyordu. Bir yararı olmaz. Düzelir, düzelir, inan bana. Levin, gelini kapıda karşılayıp onunla birlikte kiliseye girerken kalabalık arasında konuşmalar oluyordu. Geldiler. İşte güvey. Hangisi? Genç olalı mı? Ah canım, renk kalmamış gelinin yüzünde. Stepan Arkadyevich gecikmelerinin nedenini anlattı karısına. Konuklar gülümseyerek fısıldaşıyorlardı. Levin hiçbir şeyi, hiç kimseyi görmüyordu. Gözlerini bir an ayırmıyordu gelininden. Herkes kitinin son günlerde çok bozulduğunu, gelinliğin içinde her zamanki güzelliğinden bile uzak olduğunu söylüyordu. Ama Levin böyle düşünmüyordu. Onun uzun, beyaz duvaklı, beyaz çiçekler oturtulmuş kabarık saç tuvaletine, uzun boynunu yanlardan kapayıp gerdanını ona daha bir bakire havası vererek açıkta bırakan dik, fırfırlı yakasına, ince beline bakıyordu. Her zamankinden güzel görüyordu onu. Bu çiçekler, duvak, Paris'ten getirtilmiş gelinlik, güzelliğine bir şeyler ekledikleri için değildi böylesine güzel. Bunca süse, şatafata karşın, onun sevimli yüzünün, bakışının, dudaklarının içten dürüstlük anlatımında herhangi bir değişikliğin olmamasından geliyordu güzelliği. Seni kaçtın sandım, dedi. Gülümseyerek baktı Levin'in yüzüne. Levin kızararak, akıl almaz bir şey geldi başıma, dedi. Anlatmaya utanıyorum ona doğru gelmekte olan Sergei Ivanoviç'e dönmek zorunda kaldı. Sergei Ivanoviç başını sallayarak gülümsüyordu. Gömlek maceran çok hoş doğrusu. Levin, ona söyleneni anlamadan, evet, evet diye karşılık verdi. Stepan Arkadyevich korkmuş gibi yapıp, eh Kostya, dedi. Şimdi önemli bir sorun üzerine karar vermen gerek. Bunun ne önemli bir sorun olduğunu kavrayabilirsin şimdi. Hiç kullanılmamış mum mu yaksınlar yoksa kullanılmış mum mu bana soruyorlar. Gülümsedi Stepan Arkadievich. Arada 10 ruble fark var. Ben verdim bu konuda kararı ama senin onaylayıp onaylamayacağından korkuyorum. Bunun şaka olduğunu anlamıştı Levin ama gülümseyemiyordu. Önemli sorun bu işte. Kullanılmamış mum mu yakılsın, kullanılmış mı? Evet, evet kullanılmamış. Stepan Arkadievich gülümseyerek, "Pekala, çok sevindim buna." dedi. Sorun çözüldü. Levin yüzüne şaşkın şaşkın baktıktan sonra gelinin yanına yürüyünce Stepan Arkadievich Çirikov'a döndü. "Böyle durumlarda ne aptallaşıyor insan?" diye ekledi. Kontes Northstone gelinle damadın yanına yaklaştı. "Bak Kitty," dedi. "Önce sen bas halıya." Levine döndü. Çok yakışıklısınız. Yaşlı hala Maria Dimitriyevna, korkmuyorsun ya. Diye sordu Kitty'ye. Kitty'nin ablası Lvova Dolgun, güzel kollarını kaldırıp Kitty'nin saçındaki çiçekleri gülümseyerek düzeltirken, üşüyor musun? Dedi. Rengin sapsarı. Dur bakayım, eğil biraz. Dolly geldi yanlarına. Bir şey söylemek istedi ama söyleyemedi. Ağlamaya başladı. Zoraki gülümsedi. Kiti de Levin gibi boş boş bakıyordu çevresine. Bu arada kilise görevlileri tören giysilerini giymişlerdi. Papaz Zangoç'la birlikte gelmiş, kapıya yakın rahlenin önünde durmuştu. Levin'e bir şey söyledi. Levin duymadı onun dediğini. "Sadece gelinin elinden tutun, götürün onu." dedi. Kendisinden ne yapmasının istendiğini uzun süre anlayamadı Levin. Ne yapması gerektiğini ona anlatmak için hayli uğraştılar. Tam anlatmaktan vazgeçiyorlardı ki çünkü Levin ya yanlış elinden tutuyordu Kitinin ya da yanlış eliyle tutuyordu durumunu değiştirmeden sağ eliyle Kitinin sağ elini tutması gerektiğini anladı sonunda. Levin gelinin elini sonunda gerektiği gibi tutunca papaz birkaç adım önlerine çıktı, rahlenin dibinde durdu. Akrabalar, tanıdıklar kalabalığı kendi aralarında fısıldaşarak, giysilerinin uzun kuyruklarını hışırdatarak yaklaştılar onlara. Biri öne eğilip kitinin gelinliğinin kuyruğunu düzeltti. Düşen mum damlalarının sesleri duyulacak kadar derin bir sessizlik vardı kilisenin içinde. Başında papaz başlığı, kulaklarının arkasında ak saçları gümüş gibi parlayan yaşlı papaz, sırtında altın işlemeli bir haç bulunan ağır gümüş işlemeli ayin cübbesinin altından buruş buruş ellerini çıkarıp rahlenin üstünde bir şeyleri karıştırdı. Stepan Arkadyeviç usulca yaklaştı ona. Kulağına bir şeyler fısıldadı. Levine göz kırpıp geri çekildi gene. Papaz çiçeklerle süslenmiş iki mum yaktı, mumları sol elinde, damlaları ağır ağır damlayacak biçimde yan tutarak gelinle damada döndü. Levine günah çıkartan papazdı bu. Gelinle damada yorgun, kederli gözlerle baktı. Göğüs geçirdi. Cübbesinin altından sağ kolunu çıkarıp damadı kutsadı. Kitinin öne eğdiği başına parmaklarını bitiştirdiği elini gözle görülen bir şefkatle koydu. Sonra mumları gelinle damada verdi. Buhurdanlığı alıp ağır adımlarla uzaklaştı. Levin, sahi, gerçek bu mu, diye geçirdi içinden. Geline baktı. Kitty'nin yüzünü biraz yukarıdan ve profilden görüyordu. Onun dudaklarındaki, kirpiklerindeki belli belirsiz kıpırdanıştan bu bakışını Kitty'nin hissettiğini anlamıştı. Kitty dönüp bakmadı ona. Ama fırfırlı yakası, küçücük pembe kulağına yaklaştı. Levin, onun soluğunu tuttuğunun, mumu tutan uzun eldivenli küçücük elinin titrediğinin farkındaydı. Gömleğin de geç kalmanın da bütün telaşı, tanıdıklarla, akrabalarla konuşma, onların söylenmeleri, düştüğü gülünç durum, bütün bunlar bir anda yok olmuştu. Yalnızca sevinç doldurmuştu Levin'in içini şimdi. Biraz da korkuyordu. Sırtında gümüş sırmalı cübbesiyle bukle bukle saçlar iki yana taranmış yakışıklı, uzun boylu baş zangoç canlı adımlarla öne çıktı. Omuzlarından sarkan ipek atkıya alışık olduğu belli bir hareketle iki parmağıyla kaldırdıktan sonra papazın karşısında durdu. Havayı dalgalandıran görkemli sesler duyulmaya başladı peş peşe. Rabbimcin madık kut kutsalabasilos lilosaslosstasadis. Lo Papaz rahlenin üzerinde bir şeyler karıştırmayı sürdürürken sakin, şarkı söyler gibi bir sesle karşılık verdi. Rabbimin adı kutsaldır. Şimdi de kutsaldır. Sonsuza dek de kutsal kalacaktır. Bunun arkasından görünmeyen koronun sesi yükseldi. Kiliseyi pencerelerden kubbelere dek doldurdu. Bu ses yükseldi, yükseldi, sonra bir an durdu, ağır ağır söndü. Her zamanki gibi ruhun kurtuluşu, huzura kavuşması için, din adamları için, çar için, sonunda da evlilik yeminleri eden Rabbin kulları Konstantin ile Yekaterina için dualar edildi. Bütün kilise baş zangucun sesiyle soluk alıyordu sanki. Onlara kusursuz sevgiyi, huzuru, yardımını ihsan eyle Rabbim. Senden bunu niyaz eyleriz. Levin sözcüklere kulak veriyordu. Şaşırtıyordu onu bu sözcükler. Çok yakın bir geçmişte hissettiği korkuları, kuşkuları düşünüyordu. Yardıma, yalnızca yardıma gereksinimim olduğunu nereden anladılar, diye geçirdi içinden. Ne biliyorum ben? Bu korkunç durumda yardımsız ne yapabilirim? Şimdi çok gereksinimim var yardıma. Zangoç duasını bitirince papaz, elinde bir kitap gelinle damada döndü. Yumuşak, ahenkli bir sesle okumaya başladı, Ulu Tanrım. Bugüne dek ayrı olanları birleştiren, onlara sevginin kopmaz bağını ihsan eyleyen, İsa ile Rebekka'yı kutsayan, onların soyundan gelenlere de şefkatini gösteren Ulu Tanrı, Kulların Konstantin ile Ekaterina'dan da esirgeme yardımını, doğru yoldan ayırma onları. Çünkü merhametli ve ulusun sen. Kullarını seversin Rabbim. Bahaya, Oğula ve Kutsal Ruha şükürler olsun. Görülmeyen koronun sesi doldurdu gene havayı. Amin. Levin, bugüne dek ayrı olanları birleştiren, onlara sevginin kopmaz bağını ihsan eyleyen diye düşünüyordu. Ne büyük bir anlamı var bu sözcüklerin. Şu anda hissettiklerimle ne uyuşuyor. Kiti de benim hissettiklerimi hissediyor mu acaba? Başını çevirince Kiti ile göz göze geldi. Onun bakışlarından Kiti'nin de bu sözcükleri onun anladığı gibi anladığını anlamıştı. Ama doğru değildi bu. Kiti nikah sırasında okunan duaları hiç anlamadığı gibi onları duymamıştı bile. Bu duaları dinlememek, anlamamak Levin'in elinde değilken, Kitty'nin ruhunu dolduran, giderek güçlenen duygu dayanılmazdı. Bir buçuk aydan beri ruhunda gelişmekte olan, bu altı hafta içinde ona hem sevinç hem acı veren şeyin tam olarak gerçekleşmesinin sevinciydi bu. O gün, Arbat Caddesi'ndeki evin salonunda, sırtında kahverengi giysisiyle bir şey söylemeden Levin'in yanına gelip kendini onun kollarına bıraktığı gün, o anda geçmiş yaşamından bir kopma olmuştu kitinin ruhunda. Yepyeni, bambaşka, hiç bilmediği bir yaşam başlamıştı ruhunda. Oysa gerçekte eski yaşamının bir devamıydı bu. O altı hafta onun için en mutlu, en acı günlerdi. Bütün yaşamı, bütün istekleri, umutları henüz anlayamadığı bu tek adam üzerinde toplanmıştı. Onu K.H. çeken, K.H. iten, kendisinin de daha anlayamadığı bir duygu bağlıyordu onu bu adama. Öte yandan, eski yaşamının koşulları içinde yaşıyordu. Yaşayışında bir şey değişmemişti. Ama kendi kendinden, geçmişine karşı kayıtsızlığından korkuyordu. Eşyalara karşı da, alışkanlıklarına karşı da, onu şimdiye dek de, şimdi de seven insanlara karşı da, bu kayıtsızlığına üzülen annesine karşı da, eskiden dünyada en çok sevdiği insan olan müşfik babasına karşı da kayıtsız, ilgisizdi. Kitty KH seviniyordu bu kayıtsızlığına, KH onu bu kayıtsızlığa götüren şeyden dehşete düşüyordu. Bu adamla ortak yaşamı dışında bir şey düşünemiyor, bir şey istemiyordu. Ama yeni yaşamı ortada yoktu henüz. Bu yüzden onu açık seçik hayal bile edemiyordu. Yalnızca bir bekleyiş, yeni ve bilinmeyen bir şeyin korkusuyla sevinci vardı ortada, işte şimdi bekleyişte, bilinmezlikte, Eski yaşama veda etmenin pişmanlığı da sona eriyor, yeni yaşam başlıyordu. Bu yeni yaşamın bilinmezliğiyle korkunç olmaması olanaksızdı. Ama ister korkunç olsun, ister olmasın, Kitty'nin ruhunda altı hafta önce olup bitmişti her şey. Şimdi de onun ruhunda çoktan gerçekleşmiş olan şeye kutsallığını kazandırıyorlardı, o kadar. Papaz, yeniden Rahli'ye dönüp Kitty'nin küçük yüzüğünü güçlükle aldı. Levin'e elini uzatmasını söyledi. Yüzüğü onun parmağının ilk boğumuna dek geçirdi. Tanrı'nın kulu Konstantin ile Tanrı'nın kulu Yekaterina yaşamlarını birleştiriyorlar. Papaz, aynı şeyi söyleyerek Levin'in geniş yüzüğünü de kitinin pembe, acınacak kadar ince, narin parmağına geçirdi. Yeni evliler ne yapmaları gerektiğini tahmine çalışıyorlardı. Ama gene yanılıyorlardı. Papaz alçak sesle düzeltiyordu yanlışlarını. Sonunda gerekeni yapabildi papaz. Yüzüklerle kutsadı ikisini de. Sonra büyük yüzüğü Kiti'ye, küçüğünü Levin'e verdi. Kiti ile Levin gene şaşırdılar. İki kez birbirlerine verdiler yüzükleri. Gerekeni yapamıyorlardı bir türlü. Onlara yardım etmek için Doli, Çirikov ve Stepan Arkadievich öne çıktılar. Bir şaşkınlık kapladı ortalığı. Fısıldaşmalar, gülümsemeler duyuldu. Ama yeni evlilerin yüzündeki sevimli mağrur anlatım kaybolmamıştı. Tam tersine elleri birbirine karışmışken eskisinden daha bir ciddi, ağırbaşlı bakıyorlardı. Stepan Arkadievic'in, şimdi herkesin kendi yüzünü takması gerektiğini söylerken gülümsemesi elinde olmadan dondu kaldı dudaklarında her çeşit gülümsemenin onları incitebileceğini hissetmişti. Yüzüklerin değiştirilmesi işi bittikten sonra okumaya başladı papaz. Sen daha baştan insanları erkek ve kadın olarak iki cins yarattın. İnsan soyunu sürdürsün diye kadını kocaya eş olarak sen verdin. Ya Rabbim, öteki kulların gibi bu kullarını da, kulun Konstantin ile kulun Yekaterina'yı kutsal kıl, birleşmelerini imanla pekiştir, yüreklerini sevgiyle birleştir. Levin, şimdiye dek evlilik üzerine düşüncelerinin yaşamını nasıl düzenleyeceği üzerine kurduğu hayallerinin tümünün çocukça şeyler olduğunu, bunun, onun şimdiye dek anlamadığı, şimdi de bunu yaşamasına karşın daha da az anladığı bir şey olduğunu giderek daha iyi hissediyordu. Göğsünden boğazına doğru bir şey yükseldi, yükseldi, tutamadığı gözyaşlarıyla doldu gözleri.